akşamlar. Karatahta başlıyor. Bu akşam gündemimizde Irak var. Aslında Irak, Suriye giderek bölgeyi kapsayan çatışma ve tırmanan çatışma iklimi var. IŞİD var elbette. Stüdyomuzda bölgeden yeni gelmiş iki gazeteci var. Fehim Işık Kürdistan tarafındaydı, Irak Kürdistan'ındaydı kısa süre önce. Malik Eşler Gök de daha Irak tarafındaydı diyelim, Şii tarafındaydı İran. Ve gazeteci yazar Mustafa Yalçıner var. Hep birlikte ne oluyoru anlamaya, yorumlamaya çalışacağız. Hemen bölgeden gelmiş Malik Eşler Gök de başlayalım. Yani tabii şunu merak ediyoruz, bir süredir de gündemimizde ama ne oldu da bir günde, aslında biz buradan bakınca, Türkiye'den bakınca çok da yakın takip etmeyenler için orada şeriatçı, cihatçı gruplar vardı, çatışıyorlardı falan. Sonra bir günde bir kent aldılar ve neredeyse hani önüne katıp gider gibi bütün Sünni bölgeleri ele geçirdiler gibi bir hal oldu. Bu Bağdat'ta nasıl yorumlanıyor? Orada da öyle mi görülüyor? Beklenmedik miydi? Ya da Irak yönetiminin ordusuyla münasebeti bu kadar mı şey haldeydi? Çünkü bir anlamda hayal kırıklığıydı da demek. Ya IŞİD bu kadar güçlü ya Irak ordusu çok zayıf. İki ihtimal geldi ilk anda akla. Nasıl yorumlanıyor oralarda? Sen nasıl yorumluyorsun? Yani öncelikle iyi yayınlar dilerim. Irak'taki havayla Türkiye'deki yansıtılan hava arasında birçok farklılıklar var. Orada yaşanan haberlerle, orada yaşanan olaylarla, Türkiye'de yansıtılan olaylar arasında birçok fark var. Öncelikle IŞİD olayı bir gecede feda olunmuş, ortaya çıkmış bir olay değildi. Bildiğiniz üzere Irak'ta Amerika işgalinden sonra bir hükümet kurulma girişimine başvuruldu ve bu bayağı bir sancılı geçti. Ve bu süreç esnasında eski Baas kontrolündeki yerler sürekli sıkıntı olma yolunda adımlar attı. Aslında bu IŞİD olayları 2003 yılından beri başlayan bir olaydı. Ta ki mesela o süreçten bu yana hükümete muhalefet olma, kurulan bir düzene karşı çıkma ve bu yönde hareketlerin adımı attıkları bir ortamda gerçekleşti bu olay. Mesela 2010 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'de de bayağı bir yankı buldu. İran birçok şehrinde, Sünni bölgelerde özellikle hükümet aleyhtarı protestolar. Hatta başbakan yardımcısı oraya gittiği zaman halk tarafından linç girişimine kadar bulundu. Aslında bu bölgelerdeki sıkıntı Irak, Bağdat gözlüğünden baktığımız zaman şunu söylüyorlar. Saddam zamanındaki Bağızcıların elde ettiği bütün yetkiler, bütün olasılıklar Saddam'dan sonra ellerinden çıktığı için eski güçlerine geri dönme bir çabası var. Yani genelde bizim ülkemizde yansıyan olay işte Şii Maliki, sürekli bir parantez açılarak Şii Maliki, Sünni işte azınlığa zulüm ediyor, yerlerini değiştiriyor, evlerini yıkıyor. Hatta daha dün büyük gazetelerin manşetlerinde Maliki'nin hücre evleri kurduğu, kadınlara, Sünni kadınlara tecavüz ettiği gibi asılsız haberler dolaşıyor. Yani buradaki bu IŞİD olayı bir gecede patlak veren bir olay değildi. İran, Amerikan işgalinden kurtarıldıktan sonra, yani Amerikalılar Irak'ı terk ettikten sonra eski güç sahiplerinin tekrardan o gücü elde etmek için uğraştıkları, çaba verdikleri bir olaydı. Biz oradaki insanlarla görüştüğümüzde, özellikle Bağdat'ta milletvekilleriyle görüştük. Yani değil IŞİD, hatta Amerika gelseydi, hatta İsrail gelseydi o bölgede böyle bir ayaklanma çıkacaktı. Yani o bölge halkı, eski Bağızcılardan bahsediyorum, yani Sünnilerden burada Sünnilerin tamamını kapsamak yanlış olur. Çünkü şu anda İran içerisindeki birçok Sünni aşiret, Sünni gruplar Maliki'nin yanında şu an IŞİD'e karşı savaş veriyor. Hatta ben oradayken iki Sünni aşireti, ikisi de Sünni aşiret ama biri hükümet yanlısıydı, birisi IŞİD'in yanlısıydı ve çatışıyorlardı. O anda biz oradayken yaklaşık iki taraftan 30 kişi hayatını kaybetmişti. Yani Sünniler içerisinde de böyle bir duruş var. Yani Türkiye'den görüldüğü gibi bütün Sünnilerin Maliki'ye karşı bir pozisyonu yok. Böyle bir şey yok. Biz orada hatta ben kendim Irak Alimler Birliği Başkanı Halid El Mulla ile bir görüşmemiz oldu. O görüşmede mesela ben bir gazeteci olarak şaşırdım yani. Yani Türkiye'de anlatılanlarla Halid El Mulla'nın anlattığı Irak profili bambaşka bir şeyler. Halid El Mulla'nın altını çizdiği şöyle bir konu vardı. Hatta şunu söyledi, döndü ekranlara, dedi ki Türkiye'li kardeşlerime sesleniyorum. Irak bir Şii devleti değildir. Bizim Cumhurbaşkanımız Sünnidir. Bizim başbakan yardımcılarımız Sünnidir. Bizim meclis başkanımız Sünnidir. 10 bakanlık
Sünnidir. 90 tane milletvekilimiz Sünnidir. Ve buradaki olay Sünni Şii olayı değildir. Buradaki olay eski Bağızcıların, Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, hatta onların iddia ettiği üzere Türkiye'nin desteğiyle tekrardan bölgede güç sahibi olmak. Ciddi bir halk desteğinden söz ediliyor ama IŞİD'in sonuçta 10 bin, 20 bin militanla... 10 bin kişi olduğu söyleniyor. Yani bu kadar bir alanı bu kadar hızlı kontrol etmesi de mümkün olmadığına göre yani bir halk desteğinin belirgin biçimde olduğu söyleniyor. Yani Bağızcılar hala bu kadar etkin mi ya da nasıl oldu da anlattığınız gibi ise eğer tablo neredeyse Sunni bölgelerin büyük bölümünü bir hafta içinde örneğin IŞİD ele geçirebildi. Şimdi bu bölgelerde IŞİD'in bir tek dahi kurşun atmadığı herkesin malumu. Irak'taki milletvekilleri, görüştüğümüz milletvekilleri burada zaten bir IŞİD'in askeri bir operasyon yapıp başarı elde edip buraları aldığını söylemiyorlar. Burada bir ihanetin olduğunu söylüyorlar. Ve bu ihanetin de şu anda merkezinde gözüken isim Musul valisi İsil Nüceyfi. Ki şu anda kendisi az önce ustattan da sorduk. Erbil bölgesinde olduğu söyleniyor. Türkiye basınında şöyle de bir haber çıkmıştı. İşte Bağdat'tan bize emir geliyor, silahlarınızı bırakın, derhal üniformalarınızı çıkartın, oraya kaçın. Biz Bağdat yönetimine ısrarla bunu sorduk. Böyle bir emir verdiniz mi? Onlar da tam tersini söylediler. Bizim böyle bir emir vermediğimizi, kesinlikle vermediğimizi, hatta Musul yerel yönetiminin böyle bir emir verdiğini ve bunun belgeleriyle kanıtlandığını söylediler bize. Yani Musul yerel yönetimi orada bulunan kuvvetlere, silahlı güçlere silahlarınızı bırakın ve kaçın. Sivil kıyafetlerle kaçın. Yani bu akıl alabiliyor mu? Yani sizin aklınızı alabiliyor mu? Yani Musul gibi bir şehir, Irak'ın ikinci en büyük şehri. 3,5 milyona yaklaşık bir nüfusu var. Koca bir şehir. Antalya bir 3 Antalya büyüklüğünde koca bir bölge. Bir gecede Orta Çağ karanlığından çıkmış bir grup tarafından elini kolunu sallaya sallaya gelip bu bölge işgal ediliyor. Böyle bir şey olması imkansızdı. IŞİD'in şu anda Musul'da arkasında eski Bağız rejimi taraftarları, Sünni aşiretler var. Ve şu anda Irak ordusu Musul'da ve diğer bölgelerde bu aşiretlerle irtibat haline geçip bir şekilde kendi yanlarına çekmek istiyorlar. Bizim de mesela Türkiye'de buradan çoğu insan sormuştu işte ya neden operasyon yapıp Musul'u işte geri almıyorlar vesaire falan. Irak ordusu bu kadar mı güçsüz? Biz bunu yetkililere de sorduk. Neyi bekliyorsunuz dedik yani. Böyle bir işgal var. Şehrinizi gasp etmişler. Ve bize dedi ki biz bir gecede Musul'u temizleriz dedi. Bir gecede gireriz oraya ve temizleriz IŞİD belasında. Ama dedi bizim oraya böyle apar topar askeri müdahalede bulunmamız oradaki yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın katline ferman etmemiz demektir. Çünkü Musul kalabalık bir şehir. Ve Musul'un içerisinde tamamen bu olaylardan kendini geri plana tutan Sünniler de var. Bu olaydan kendini geri tutmak isteyen Hristiyan azınlıklar da var, gruplar da var ve birçok farklı dine ve ırka mensup insanlar da var. Böyle bir şeyin katliam olacağını da söylediler ve o yüzden 3 aylık bir mühlet. Yani 3 ay sonra biz Musul'a askeri bir operasyon yapacağını Hizbut Dava Partisi'nin yetkilileri bize aktardı. Fehim Işık'a da dönelim. Sen de gittin Kerkük'e kadar ve oralarda pek çok görüşme de yaptın. Kürtler nasıl bakıyorlar? Malik Bey'in anlattığı gibi mi IŞİD gerçeği ve Bağdat yönetimi böyle kolaylıkla girebilir mi sence? Sanki oradaki bilgiler Malik Bey'in anlattığıyla bizim dinlediklerimiz ya da açıklamalar biraz daha farklı gibi duruyor. Farklı bir makasta duruyor. Şöyle diyeyim, geçtiğimiz hafta Kürdistan Bölge Başkanı Mesut Barzani Kerkük'e gitmeden önce yani Kürt siyasi partileriyle bir ortak toplantı yapmıştı Erbil'de. Erbil'deki o toplantıdan sonra parti yöneticilerine verdiği bir bilgi basına da yansıdı ve daha sonra bu bilgi hiçbir şekilde tekzip de edilmedi. Yani bir şekilde sanırım o bilginin yansıması da istenmişti. Yani Barzani o toplantıda Kürt diğer Kürt partilerinin yetkililerine ya da yöneticilerine ki Nurşirvan Mustafa o toplantıya katılmış, Behram Salih o toplantıya katılmış. Yani Kürdistan Yurtseverler Birliği, Kürdistan'daki Goran Hareketi'nin yöneticileri, hakeza diğer illi ufaklı partiler. Orada yaklaşık 6 ay önce Maliki ile Başbakan Maliki ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve Musul'daki Sünni örgütlenmesinin güvenlik tablosunun çok çok değiştiğini, Musul'un çok riskli bir bölge olduğunu, her an orada Sünnilerin bir ayaklanmayla
yeni bir tablo yaratabileceğini söylüyor. Ve Nuri Maliki'nin kendisine verdiği yanıtı da dillendiriyor. Nuri Maliki biraz da siyasi nezaket dışında, yani Kürdistan bölgesiyle Bağdat hükümeti arasındaki o petrol krizinin yarattığı tablo nedeniyle de sanırım pek de inandırıcı bulmuyor ki bunu. Sen Kürdistan'ın güvenliğinden sorumlusun, oraya bak, senin ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma gibi bir yaklaşım sergiliyor. Herkese benzer bir tablo o dönem işte ABD'li Dışişleri Bakanı'yla da, Fransız yetkililerle de vesaire de konuşuluyor. Yani 6 ay öncesinden bu bir şekliyle tespit edilir ama çok daha öncesinde de dayanan bir şey var. Yani 2003'ten bu yana özellikle ABD'nin Irak'taki Saddam yönetimini devirip daha sonra kademeli olarak yönetimi Iraklılara devretmesinden sonra, 2011'de tamamen askerlerini çekmesinden sonra da bir bütün olarak şu söylenebilir ki, zaten Malik Bey de ona dikkat çekti. Eski Bağız bölgeleri dediği Sünni bölgeler esasen başından beri merkezi hükümetle problemli olan ve merkezi hükümetin hiçbir zaman orada bir şekilde otoriteyi kuramadığı alanlar. Yani merkezi hükümete karşı sürekli tepkili olan alanlar. Şimdi bu bölgelerde ordu asker de bulamadı. Ordunun niçin bu kadar kolay gitti dediklerinde esasen diğer bölgelerin birçoğunda yerli unsurlar bölgenin aynı zamanda ordusu, ordu gücü, askeri, subayı ve benzeri şeyler. Ama Musul yöresinde Sünni Aşiretler Konfederasyonu 2003'ten beri neredeyse faal ve Musul'un fiili yönetimini bir şekilde üstlenmiş, belirlemiş durumdalar ki zaten oradaki seçim tablolarından da anlıyoruz ki halkın zaten seçimi önemseyip çok ciddi anlamda katkı sunduğu da yok. Yani Irak'taki seçimlerin tümünde Musul yöresindeki katılım oranları %35 ile 45 arasında değişmiş. Yani diğer bölgelerde %60'lara 70'lere kadar giderken bu demek ki oradaki seçimi de önemsemiyorlar. Kendi örgütlenmelerini yürütüyorlar. Ordu da yerlilerden değil dışarıdan gelen insanlardan olunca bu tablo ortaya çıkıyor. Bir de 10 Haziran'da IŞİD'in o bölgeyi, Musul'u ele aldığı söyleniyor. Ama öncesinde mesela ben çok net hatırlıyorum. 4-5 tane de bu konuyla ilgili haber de yaptık, yayınladık. Altısından sonra IŞİD o bölgede askeri karargahlara, karakollara yoğun saldırılar düzenledi. Çok sayıda asker de bu saldırılarda yaşamını yitirdi. Hatta bazı karakolları ele geçirdikten sonra askerleri kurşuna dizdiğini, bir kısmını infaz ettiğini filan da görsel olarak yaratınca o korku da işin içerisine girince o 10 Haziran'daki toplu girişten sonra da o askerlerin önemli bir çoğunluğu silahlarını, teçhizatlarını ve diğer tüm malzemelerini bırakarak, hatta önemli bir kısımda sivil elbiseler giyerek bölgeyi terk ettiler. Yani bölge üzerinde hakimiyet kuramayan, bölgedeki ordu gücünü dışarıdan getiren, onlara da yeterince özgüven veremeyen, kapsayıcı bir hükümet oluşturamayan Maliki'nin karşılaştığı tablo esasen sürpriz değil. Bir ikincisi, yani sadece Musul'da yaşanmadı bu olay. Son bir yıldır özellikle, daha ötesi bir yılda değil, 2002'de özellikle Suriye'deki kriz üzerinden IŞİD Suriye'ye girmeye başlayınca 2012 tarih. 2012'den sonra peyderpey anımsarsanız Felluce ve Anbar'da zaten IŞİD bir denetim kurmuştu. Yani Felluce ve Anbar bir bütün olarak IŞİD'in denetimindeydi. Vilayet ilan etmişlerdi. Yani o bölgeye Irak Hava Kuvvetleri onlarca, yüzlerce kez hava saldırısı düzenlemesine rağmen Felluce ve Anbar'ı bunların denetiminden çıkaramadılar. Şimdi Rojava ekseni de işin içerisine girince, oradan Rojava'ya doğru da bir güç kaydırması başlayınca Maliki karşıtlığı üzerinden ya da dışlanan Sünnilerin geliştirdiği politikalar IŞİD'le zaten buluşmalarına neden oldu. Bazı partisi yanlılarıyla zaten 2004'ten bu yana IŞİD'le organik bir ilişkileri var. Yani IŞİD'le Bağız Partisi arasında, ki Bağız Partisi işte İzzettin Eldur'ya devredilmiş Saddam'ın veliahtı, hatta Saddam'ın bizzat kendisinin benden sonra bu işin başına o gelmelidir dedi. İzzettin Eldur'u 2004'ten bu yana IŞİD'le, o zamanki ismi IŞİD değil tabii, sonradan Irak İslam Devleti adını aldı. Daha sonra da Irak İslam, Şam İslam Devleti adını aldı ama o dönem Irak El-Kaidesi olarak bilinen yapılanmaydı. O günden bu yana da aralarında gelişen bir siyasal işbirliği var. Ve bunların hepsi gelip gidip Musul'da bir şekliyle doruğa çıktı. Yani bir günde olmuş bir şey değil.
uzun zamandan bu yana ama özellikle de Suriye krizinden sonra IŞİD çok ciddi bir ortaklaştıran şey mi sence? Çünkü biz ortaklaştıran Irak'ı kadar... hani şöyle açalım diye. Irak savaş nedeni aslında Suriye'ye müdahale, Afganistan müdahalesi. Amerika'nın hep oralarda oynadığı şeyler terör destekçiliği, kimyasal silahlar, 2011'deki saldırı, 11 Eylül saldırısı. Hep ama Irak'ta 2004'e kadar şey çıkmadı. Bir Al-Kaide izi yok. Var. Var mı? Var var. Yani yeni bir şey değil. Daha öncesinde öyle bir şey. Daha öncesinde özellikle Kürdistan bölgesinde mesela ben hep söylüyorum. Halepçe kenti, Kürdistan en yaralı kenti. Ama 2004'e 5'e kadar Ensar el-İslam'ın denetimindeydi. Yani ABD'nin tekrar 2. Körfez Savaşı'ndan sonra o bölgeyi aldı. Ensar el-İslam birebir mesela El-Kaide uzantısı bir örgüt değil. Ama bunlar zaman içerisinde yöntem ve biçim değiştirerek El-Kaide ile buluştular. Yani mesela bugünkü Irak-Şam İslam Devleti bile başlangıçta bir bütün olarak El-Kaide uzantısı bir yapılanma değil ama Irak El-Kaide'sinin oluşmasıyla birlikte o Amerikan karşıtlığı üzerinden gelişen politika artı Sünnilerin başından beri yönetimden dışlanması. Yani mesela ABD'nin ama bugün... Ama hani bazı sonuçta laik biliniyor. Öyle söylüyor ya da. Kendisini öyle tarif ediyor bir tarafıyla. Çok Vahabi ya da Selefi siyasetle çok ilgisi yok gibi duruyor ama şöyle Nakşibendiler şöyle var onların şey da ilgisi düşünmek. Yok. Ama birleşip bir İslam devleti şöyle, kurmaları... Şöyle bir şey düşünmek Cihaz lazım. Yani, ya. 2003'ten sonra 2003'ten sonra 2003'e kadar Bağsor'da iktidar. Hı hı. Ama 2003'ten sonra bir bütün olarak Irak'ta yeni bir yönetim oluşturulurken bağımsızlaştırma politikası giderek sünnisizleştirme politikasına dönüştürdü. Yani o bağımsızlaştırma ve sünnisizleştirme giderek Irak'ın bütünlüğü içerisinde bir kesimin tamamen dışlanmasını beraberinde getirdi ki Maliki esasında bunu bir dönem Kürtlere de uygulamak istedi. Yani o 2011'den sonra Dicle özel birliklerini oluşturması, Kerkük üzerinde hakimiyet kurmaya çalışması, Peşmerge ile karşı karşıya gelmesi ama sonuçta Kürtler 1991'den sonra bir yönetim oluşturmuşlardı. Bir ordu güçleri vardı ve dolayısıyla bu çok etkili olamadı. Yani Kürtlerle karşı karşıya gelmek, öyle bir çatışma içerisine girmek 2011-12'de hatta 2011'de çok Maliki'nin de kestirebileceği bir durum değildi. O zaman da zaten Irak Cumhurbaşkanı bizzat bir Kürttü. Celal Talabani'nin kendisiydi. Henüz hastalanmamıştı ama özellikle Celal Talabani de hastalanıp yönetimden uzaklaştıktan sonra öncesinde de Tarık Haşim'in Cumhurbaşkanlığı yardımcılığından sonra kaçarak gelip bir müddet Erbil'e yerleşmesi, akabinde Türkiye'ye gelip iltica etmesi, siyasal faaliyetlerini Türkiye'den sürdürmesi Maliki'yi bir bütün olarak orada tek egemen güç haline getirdi ve bu sünnisileştirme politikası giderek Sünnilerin tamamen yönetim karşısı ve IŞİD'le buluşmasını da beraberinde getirdi. Irak krizi, Suriye krizi işini de güçlendirince bu güçler haliyle zimli bir işbirliğini giderek daha artık kalıcı bir işbirliğine yönelttiler. Yani bu tablo bir günde oluşmuş bir tablo değil. Ama bugünden sonrasında belki konuşursak bu ila nihaya kalıcı mıdır değil midir? Onu, dengeler ortaya çıkaracaktır. Ama esasen 10 Haziran'da Musul'da ortaya çıkan tablonun temel nedenlerinden biri bu. Yani Irak'ın yönetiminde ortaya çıkan boşluk, bu boşlukta sünnisizleştirme, bağımsızlaştırma ve sünnisizleştirme onların dışlanması ve dışlanan kesimlerin kendi içerisinde diğer silahlı güçlerle, IŞİD'le vesaireyle işbirliğine girmesi. Artı o bölgedeki silahlı güç de yalnız başına IŞİD değil. Yani IŞİD'in dışında çokça Sünni Aşiretler Konfederasyonu'na sahip, hatta Sünni Devrimci Birlikler diye yeni yeni yapılanmalar vesaireler de çıkmış. Onlar da yine bu sürecin içerisinde yoğun çatışmadadırlar ama bir bütün olarak artık mezheplerin karşı karşıya geldiği bir Irak oluşmuş. Şu anda reel durum o. Ben söz hakkı isteyeceğim ama Fehim Hocam, ya siz eğer buyurun Mustafa Hocam. Devam edin, güzel oluyor. Ben... yani, biraz daha genel bir şey soracağım. Hocam bağışlasın beni, ben şeye katılmıyorum yani sünnileştirme, işte böyle bir sünnileri ayık yapma, belli bir kenara koyma. Şimdi bizim orada gidip Irak'ta da gözlemlediğimiz, yaptığımız izlemlerde de yani Sünnilerin, kendi Sünnilerin yani Halid el-Mulla mesela, Sünni Alimler Birliği Başkanı'dır. Kendi sözüdür bu. Yani diyor Sünni olan biziz diyor ve bu bizim devrimimiz değil diyor. Biz burada eziyet altında değiliz. Benim kendim de gidip orada gördüm. Bence burada biraz daha şerh düşünmesi lazım. Yani biliyorsunuz 2008 yılında
Maliki'nin çatıştığı gruplar, yani Irak içerisinde çatıştığı gruplardan bir grup da Sadr grubuydu. Sadr grubu herkes biliyor ki Şii bir gruptur. Nasıl oldu da Şii Maliki Sadr grubuna çatıştı? Onun da akabinde de plan, yani geri planında da bazı olaylar var. O olayları da kısa bir şekilde anlatayım. Ben Sadr grubu bazı doğan otorite boşluğundan ötürü bazı bölgelerde kendi egemenliğini kurdular. Yani mesela bir mahalleden bir mahalleye girerken... Şeyi unutmamakta yarar var. Yani Sadr grubuyla Şii Maliki grubunun karşı karşıya gelmesinin temel etkenlerinden biri Sadr grubunun aynı zamanda Amerikan karşıtı bir politika izlemesi ve Amerika'nın oradaki varlığını reddetmesi, ona karşı da bir şekilde savaş ilan etmesiydi. Yani Şiilik politikası üzerinden değil, yani ilk 2003 yıllarında o tablonun ortaya çıkardı. Aralarındaki sıkıntı ondan ötürü değildi. Hatta şu anda... Yani Şiilik üzerinden bir çatışma söz konusu değil. Yani. ABD'nin politikalarını değerlendirme üzerinde. Yani ve yani bu da sırf mesela Sadr grubunun Maliki'ye karşı ayaklanmasının sebebi de zaten onların Amerika ile işte işbirliği yaptığı için değildi. Bazı bölgelerde Sadr grubu otorite boşluğundan ötürü kendi kontrol noktalarını kurmuştu. Mesela siz bir mahalleden gittiğiniz zaman Sadr grubunun izni olmadan o mahalleye giriş yapamazdınız. Veya Şii bölgelerinde mesela Sünnilerin, Bahçı Sünnilerin yaptığı intihar saldırıları vardı. Mesela Sadr buna çok sert cevaplar vermeye başlamıştı. Yani misliyle hareketler yapmaya başlamıştı. Maliki dedi ki bir ülkede iki tane otorite olmaz. Siz yerinizde oturacaksınız. Dinlemediler, çalışmaya gittiler ve Şii itikadında mesela kolay kolay bir Şii'ye savaşmak caiz olmadığı için, böyle bir şeyin fetvası verilmediği için ki Sünni'ye karşı da verilmez. Hiçbir Şii bunu kabul etmedi ama Maliki Sünni orduyu arkasına aldı. Sünni askerleri arkasına aldı ve Sadr'la çatıştı. Ve Sadr'ın ikinci, üçüncü adamları şu an dahi Irak hapishanelerinde ve Sadr İran'a kaçmak zorunda kaldı. Yani Saddam zamanında mesela 1980 ile 90 yılları arasında yaklaşık 200 bin tane Iraklı siyasi suçlardan ötürü İran'a sığınmak zorunda kalmıştı. Ama Saddam'dan sonra bakıyoruz 2008 yılı Şii bir lider var ülkenin başında. Gene Şiiler İran'a sığınmak zorunda kalıyor, mülteci olmak zorunda kalıyor. Bu Maliki hani Şiilere bile kapsayıcı değilken diğer güçlere nasıl kapsayıcı Şiilere olabiliyor kapsayıcılığı peki? Şu açıdan. Yani Maliki kapsayamayan Kürt ya da Sünni'yi kapsayabiliyor. Şimdi Maliki ulusal bir devlet, hükümet kurumu açısından Allah'ını severseniz. Yani ben açık açık söyleyeyim. Mesela şu anda IŞİD denen bir bela var. Ülkeyi kuşatmış, insanları kıtır kıtır öldürüyor vesaire falan. Hilafeti ilan ettiler. Şu ana kadar Irak parlamentosu yani sırf Maliki var diye bir araya gelip bir genel hal ilan edemediler. Ya düşünebiliyor musunuz yani oradaki Maliki muhalefetini? Şu anda bir olağanüstü hal ilan edemediler. Ülkeleri işgal altında şu anda Irak parlamentosu olağanüstü hal ilan edemiyor. Bunun da tek sebebi işte Şii Maliki. Maliki ne yaptı? Maliki Sadr gibi, Maliki Bağızçılar gibi, Maliki yeri geldiği zaman Kürt gruplara, yeri geldiği zaman Sünni, yeri geldiği zaman Şii gruplara karşı etki alanlarını kısarak genel bir hükümet kurmaya çalıştı. Yani bir devletin gerekli olan adımlarını atmaya çalıştı. Maliki bu yüzden sevilmiyor. Hatta Sadr grubu dediğimiz grup 1958 yılında bu Hizbut Dava Partisi, şu anda Maliki'nin başında bulunduğu parti, onu kuran parti, onu kuranlar Sadrcılardır. Muhammed Bagra Sadr'ın kurduğu Hizbut Dava Partisi'nin başında şu an Maliki var. Yani böyle bir ortam var. Irak'taki sıkıntı, Sünnilerin işte dış plana atılması, geri plana koyulması, yani biz bir hafta önceyken Fatih'te bir toplantı düzenledik. Kimin ne yaptığı da belli değil. Iraklı oldukları bile belli değil. 2-3 tane Iraklı gelmiş orada diyor ki işte bizim kadınlarımıza Şiiler tarafından Irak'ta tecavüz ediliyor. Bizi sürgüne gönderiyorlar, yerimizi değiştiriyorlar vesaire vesaire vesaire. Gazeteci arkadaşlarından bir tanesi soru sordu. Peki siz kimsiniz yani? Sizin aşiretiniz nedir? Irak'taki rolünüz nedir? Nesiniz siz? Cevap yok. Ve ertesi gün hemen Türk çok büyük gazetelerde ismini vermeyeyim manşet. Irak'ta IŞİD sorun değil, sorun olan Maliki'dir. Maliki'nin zulmüdür. Yani Maliki'nin yönetim anlayışıdır. Yani belki ustadım, o dedikleriniz anladım da, şey değil ama şimdi sonuçta... Yani realde bir gerçeklik var. Yani Irak'ın parlamentosunda bakıyoruz, 90 tane Sünni milletvekili var. 10 tane bakanlık. Yani bir ülkenin vizyonu nedir? Cumhurbaşkanlığıdır, Dışişleri Bakanlığıdır. Bir ülkenin temsil gücüne sahiptir o. Bunların ikisi de Sünni. Ve Şii nüfusu Irak'ta %65 nüfusa sahip. Tabii Maliki'yi kitlemeyelim tartışmaya ama Haşimi niye... önemli bir görevdeydi. Niye kaçmak zorunda kaldı? Tarık Haşimi'nin
kaçmak zorunda kaldı. Yani Tarık Kaşım'ın canını kurtardı. Çünkü Tarık Kaşım hakkında 6 tane Irak Ulusal Mahkemesi idam kararı çıkarmıştı. Ve bunların arkasında da Tarık Kaşım'ın ülkedeki bombalama olaylarının finansörü olarak gösteriliyor. Ve kanıtlarıyla desteklenmişti bu. Ama Türkiye o muhteşem süper politikasına bir daha yenisini ekleyerek Tarık Kaşım'ı şu anda himayet ediyor. Ve Irak'ta aramızın açılmasını sağladı. Aynı zamanda bu sürecin de savunucusu gibi duruyor Haşmi. Peki Yalçın'a dönelim. Hem Amerika'nın bir adı geçti, hem Türkiye açısından tabii Türkiye devletinin pozisyonu da bir garip. Yani o da ambalı olmuş gibi bir izlenim veriyor. Çok okuyamamış, görememiş. Bir yanıyla tırlarla vesairelerle orada besleyen bir güç olarak da dünya gündemine, tartışmalara odağında. Davutoğlu'nun bir Osmanlıcılık mevzu epeydir geldi. Varılan noktayı Türkiye açısından nasıl görüyorsun? Sonra da Amerika'ya bir geçelim ya da Suudi kısmına geçelim. Gelişmeleri okuyamamak değil kuşkusuz. Okudukları kesin. Ama Türkiye cürmünden fazla yer yakmak istediği, işte eski Osmanlı bakiyesi toprakların tekrar başına geçmek istediği için, gücünün yetmeyeceği işlere kalkıştığı için biraz avucunu yalamış durumda. Ya da kayaya çarpmış durumda. Siz gücünüzün ötesinde işler öngörürseniz, işte önce bunu sıfır sorun diyerek, sonra ben işte yaparım, ben oyun kuracağım falan diye düzeni ben sallayacağım. İşte Şam'a 3 saatte gideceğim, Emevi Camii'nde namaz kılacağım. İşte Maliki kimmiş, ben Kürtlerle petrolü pazarlarım falan. Şimdi böyle boyunu aşan işlere girdiği zaman yeterince de gücünüz yoksa başınızı bir yere vurursunuz. Bence olan böyle bir şey. Nasıl diyelim şimdi dış politikamızın ekseninde bizim bütün bölgeyi yönetmekte ciddi pay sahibi olmak isteğimiz var. Biz bunu Amerika ile beraber yapacağımızı biliyoruz. Biz derken AKP'yi kastediyorum. Ama Amerika daha değişik davranıyor. Örneğin şimdi Irak'a dair Amerika'nın perspektifinde farklı bir yaklaşım var. Irak'ın merkezi bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü gözetiyor. Örneğin Güney Irak'ın, Maliki denetimindeki Irak'ın İran'a geçmesini istemiyor. İran etkisine geçmesini istemiyor. Peki bunun alternatifi ne? O zaman Kürtlerle iyi geçinmesi lazım Maliki'nin. Türkiye'nin buna ön ayak olması lazım. Türkiye sadece Barzani ile ilişkiyi bütün Irak'la ilişkinin yerine geçirmemesi lazım. Ama para Kürt bölgesindeki petrolde. Kısa günün kârı bunu gösteriyor Türkiye bakımından. Türkiye de bunu yapmaya çalışıyor. Oradan buraya petrol gelmeye başladı. Şimdi burada sorunlar çıkıyor. Amerika ne yapıyor? Vallahi şimdi biraz IŞİD nereden geldi demin sorduğunuz soruda. Şimdi IŞİD'in gelmesinde herhalde Amerika'nın payını bir defa yazmak gerekir. Saddamsızlaştırma politikasından söz ettik. Amerika bunu sünnisizleştirmeyi uzatmak istemedi. Sehve birlikleriydi değil mi? Sünni aşiretleri katmak istedi birlikler. Ama bu kolay uygulanacak bir şey değil. Doğal doğal apar topar bıraktı gitti. Sonunda bunu Türkiye ile mi uygulayacak? Kimle uygulayacak bunları? Barzani ile mi uygulayacak? Kendi haline, kendi başına mı uygulanacak? Çok yani bu olabilir bir şey değildi ve Amerika'nın bıraktığı yerde IŞİD'in tohumları ekilmiş oldu. Şimdi siz bütünüyle bunu tartıştı Amerika aslında. Saddam'ı bütünüyle ortadan kaldırırsanız, Irak'ın geleceğine katmazsanız Saddam'ın arkasından gelenleri, bazı tümden dışlarsanız bu olağandır tartışmasını Amerika yaptı. Yaptı ama bir defa da yapmış bulundu bu işi. Dönüş peki nasıl olacak? Bunu Türkiye eliyle belki yapabilirdi. Türkiye'de bu oyununa gelmiyor Amerika'nın. Sonuç şimdi bugünkü durumdur. Nedir peki? Kerkük öteden beri tartışmalı bir yerdi. Şimdi Kürt denetimindedir. Amerika bunu öngörmüş ve istemiş midir? En azından karşı çıkmamıştır. Yaptıklarının ürünü olarak karşı çıkmadığı görünmektedir. Ama peki öbürü nedir? Sünni bölgelerde ayaklanma. Bunu istemiş midir? Önünü açmıştır en azından. IŞİD'i desteklemiş midir? Vallahi el altından desteklemiş de olabilir. Şimdi değil, daha eskiden. Türkiye desteklemiş midir? Kesinlikle desteklemiştir. Örneğin Rojava'ya yönelik saldırıların önünü açmış mıdır? Sınırını açıp geçişini sağlamış mıdır? Kesinlikle sağlamıştır.
Peki şimdi bir anda hemen torbadan çıkmadı da ama buralardan çıktı IŞİD. Amerika'dan dolayı çıktı. Türkiye'den dolayı çıktı. Amerika'nın bıraktığı boşluğu tam dolduramayan Maliki'nin yetersizliğinden de çıktı. Sonuçta çıktı. Peki ne olacak? Şimdi Güney İran kontrolüne giderek yaklaşan Şii Irak. Orta bölge Sünni Irak. Kuzey Irak, Kürt Irak. Peki üçe bölünme gibi mi? Şimdi bugünkü manzara bu. Bu böyle mi gidecek? Demin dediğine katılıyorum. Bunu biraz dengeler belirleyecek. Kimin işine gelir bu bölünmesi? Şimdi, yani sanki sürpriz gibi tartışıldığı için söylüyorum. Ya da hani IŞİD'le Amerika'nın ya da modern batı, Amerika'da demeyelim, IŞİD gibi bir ortaçağ karanlığına izin vermez. Ya da destek olmaz gibi bir durum var. Ama hani tırnak içinde söylüyorum. Nereye girse zaten o çıkıyor. Ama Amerika, Afganistan'da da o çıkıyor. Amerika'nın umurunda değildir. Orta çağ karanlığı mı, daha önce ilk çağ karanlığı mı, bu gerçekten umurunda değildir. Her şeyi tamam diyebilir. Yeter ki çıkarlarını gerçekleştirecek dayanaklara sahip olsun. Petrol örneğin kontrol altında tutabilsin. Ama şimdi bunu Türkiye de istiyor. Türkiye de diyor ki en azından Kerkük petrollerinde benim de bir söz hakkım olsun. Şimdi bu Amerika ile beraber olacak. Türkiye Amerika ile aşık atacak hali yok. Ama nasıl olacak? Şimdi siz Maliki'yi giderek İran'a doğru bırakırsanız, onun denetimine doğru iterseniz bu çok Amerika'nın işine gelmiyor. Türkiye'nin işine geliyor mu? Vallahi burası biraz tartışmalı. Gelir mi? Yani Kuzey'i kendi ağabeylerini kabul edecek durumda olursa belki de gelir. Yani Türkiye Barzani ile olan ilişkisinde belki konfederal, belki federal bir ilişkiyi Barzani'ye abilik olarak kabul ettirirse, ama bir tek de Barzani yok orada. Bunu Fehmi Hocam benden daha iyi bilecek. Şimdi Goran'ı var, Kayabe'si var. Şimdi onlar ne diyecek? Taliban'ın geri kalanları ne diyecek? Araya girmek bir olmasın ama mesela IŞİD 2004'ten sonra aslında o Bakuba'da filan başkent ilan etti. Felluce'de, Anbar'da özellikle Samara bölgesinde filan güç oluşturmaya başladı. 2003 2. Körfez Savaşı'ndan sonra. Ama 2004'ten sonra yoğun bir yönelme oldu. Yani hem hükümet, Irak hükümeti hem o bölgedeki Amerikan ordu güçleri vesaire yer yer o Halepçe'deki olgudan dolayı Kürtler üstesinden geldiler. Yani 2011'e kadar neredeyse IŞİD Irak'taki en zayıf dönemini yaşıyordu. Yani 2011'den sonra neredeyse sıfırlamak üzereydi. IŞİD'in imdadına yetişen işte Tunus'tan başlayıp Suriye'ye kadar gelip dayanan kriz oldu. O Suriye krizi döneminde Esad karşıtlığı üzerine yani Esad'ı yıkma adına o bölgeye giren her muhalif yapılanmanın bir şekliyle önü açıldı. İşte El Nusra'nın önü açıldı, İŞİD'in önü açıldı. Özgür Suriye ordusu o istenilen koşulları tüm desteklere rağmen sağlamayınca alandaki deneyimli örgütler ki bunların başında da gelen savaş deneyimli olan örgütlerden biri IŞİD'di. Ve IŞİD geldi o bölgede güç birikimine neden oldu. Bu giderek Irak'ta tekrar yeniden Felluce Anbar'da güçlenmesini ve bugünkü tabloyu yaratmasını sağladı. Ama esasen 2004-11 arasında zayıflayan bir IŞİD ama 2011'den sonra çok ciddi anlamda yani gün be gün kat be kat artan bir güçlü IŞİD tablosuyla karşı karşıya. Kim var arkasında abi sence? Yani onunla ilgili ya ortada buradaki savaş koşulları var. Yani koşullar eyvallah. Koşullar örtülü destekler. Koşulları çok iyi değerlendiren bir örgüt var. Bir de kabul etmek gerekir. Yani deneyimli bir yapılanma. Yani bunların demek... Afganistan'dan tutun Afrika'nın ortasına kuzeyine kadar birçok alanda savaş deneyimi olan çatışmalara girmiş bir şekliyle askeri örgütlenmeyi A'dan Z'ye bilen ve katı örgütsel hiyerarşik bir yapıya sahip olan bir yapılanma var karşılarında. Yani çok sıradan bir örgütten arkasında bir parasal, petrol, devlet desteği olmadan bir örgütün bunu yapma şansı var mı? Böyle bir örgüt için. Şeyi düşünün yani Orta Doğu'da tek silahı yok elinde. Diyelim ki tek silahı yok demeyelim de ciddi bir güç kaybına neden olmuştu. Ama 2011'den bu yana elde ettiği silah neredeyse Irak ordusunun üçte bir silahını ele geçirdi. Yani savaş koşulları bunları yaratıyor. Mustafa Hocam çok eskiden Orta Doğu'da kalmış herhalde. Daha iyi bilir. Orta Doğu'da herhalde en kolay bulunan şey silahtır. Şöyle yani desek, bir de çatışmaya gidiyorsanız. Peki şöyle desek bir şey diyeceğim. Amerika'nın ve yanında işbirlikçilerinin özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan'ın sürdükleri toprakta bitti bu bitki.
Yani öyle hazırladılar ki senin yani koşullar dediğin şey. Şimdi siz bu kadar önünü açarsanız Suriye'ye örneğin Esad'ı devirmek üzere bu kadar müdahale ederseniz buradaki doğacak boşluğu birileri dolduracak. Yani Amerika çok böyle bir masum değil IŞİD'in gelişmesinde. Yok, kuşkusuz masum tamam, değil. Yani cebine parayı o koymadı, silahı belki o vermedi. Bunları Türkiye verdi. Tırlar boşuna gitmedi. Yani isterse ÖSO'ya gitsin, isterse bilmem ne. Ama ÖSO'nun yanında IŞİD'in olduğu belliydi. Yani Nusra'nın olduğu, oradan oraya geçeceği belliydi. Fırtına tubaylarından bilmem nereye gideceği silahların belliydi. Şimdi yani böyle açıktan destek verdi, hiç saklamadı. Örgütler mesela Özgür Suriye'dir, El Nusra'dır, benzeri yapılanmalar ya da diğer is- ama bunların tümünden sonuçta dolaylı olarak en fazla yararlanan da bizzat IŞİD'in kendisi oldu. Evet. Yani Türkiye mesela şimdiye kadar hiçbir delil bulamazsınız. Doğrudan El Nusra'ya yardım ettiği gibi ona da yardım etmemiştir bilmem diye. Ama tüm bunlardan yararlanan olmuştur. Hatta belki o Rojava saldırıları döneminde Türkiye IŞİD'in önünün açılmasına da zımnen destek sunmuş. Kesinlikle. Yani bunlar var. Bunlar ayrı bir şey ama IŞİD'i biraz oradaki koşullar büyüttü. Ben yine Melik Bey'in lafını kesmeyeyim ama o da. Ama o koşulların bir yönü de bunlar yani. Koşullar işte ben de şu işaret, şunu işaret edecektim. Mustafa Hoca'nın işaret ettiği yani koşullar mesela 50 yıl son 50 yılda siz Suudi Arabistan'ın herhangi bir ülkeyle savaştığını duydunuz mu? Yani duymadım. Böyle vekalet savaşı yapıyor mu yani? 2 trilyon dolarlık Amerika ile silah alışverişi var son 50 yılda Suudi Arabistan'a. Bu silahlar nereye gitti peki? 2 trilyon dolar. Bir tane savaş yapılmadı. Ordusu öyle tüketicisi. Aman aman bir ordu değil. Yok sağlam bir ordu ama. Çok silahlı bir ordu. Gerçekten silahlı bir ordu. Dünyanın her yerinde askerleri var onu biliyoruz hocam. Yani bu IŞİD olaylarından önce bir ay önce Türkiye basında da yansıdı. Doha'da yapılan bir toplantı vardı. Irak'taki 13 tane grubun, Sünni grupların bir araya gelip Maliki'ye karşı işte bugün yani 10 Temmuz'da yaşanacak Musul baskınını yapmasına dair Suudi Arabistan öncülüğünde bir toplantı vardı. Ve bu toplantının akabinde de yani alınan kararlardan bir tanesi ortada bir Sünni devletin kurulmasıydı. Ki Musul valisinin açıklamasına bakın, ilk açıklamalarına bakın. Orada zaten işaretleri veriyor. Bağdat hükümeti bize kesinlikle yardım etmiyor. Bizim zaten onlara da ihtiyacımız yok. Biz kendi silahlanmamıza gideceğiz. Yani bir... Zaten şeyin yani Suudi Arabistan'ın, Katar'ın benzeri devletlerin özellikle İran nüfuzunun Irak üzerinde gelişmesi sonrasında Irak karşıtı üzerinden, İran karşıtı üzerinden geliştirdiği politikalar aynen. var ve bunları uyguladılar. Aynen. Yani bu zaten aynen. başından beri ya o ülkelerin yaptığı bir şey. Yani bir şey değil ki. Maliki demek aslında bir nevi İran demek. Şimdi neden diyeceksiniz? Maliki'nin siyasi tarihine baktığımız zaman Maliki 1979 yılında İran İslam Cumhuriyeti'ne devrimden hemen sonra işte Irak Savaşı başlar başlamaz firar eden, kaçan bir insan. O zamanlar Hizb-ı Dava Partisi'nin içerisinde üye olan, aktif üye olan bir insan ve İran'a kaçtıktan sonra da Hizb-ı Dava Partisi'nin silahlı kanadına hüküm eden, komutanlık yapan bir şahıs. Ve Irak'ın içerisine gelip, Irak'ın içerisinde Hizb-ı Dava'nın birçok suikast girişimi olmuştur. Hatta Saddam'a 7 kere suikast girişimi olmuştur Hizb-ı Dava'nın, şu anda Maliki'nin partisinin. Hatta oğullarından bir tanesini öldüreceklerdi az kalsın da son anda canını kurtardı. Şimdi böyle bir örgütü yöneten Maliki, 8 yıl, 9 yıla kalmış, yani İran'da yaşamış, İran'da birçok eğitim almış vesaire falan. Böyle bir şahıs İran başına geliyor ve o zamana kadar, Saddam zamanına kadar %18'lik, yani Kürtleri saymazsak %18'lik nüfusla yönetilen Sünni İran başına %65'lik bir güçle Maliki geliyor. Bunun da hazımsızlığı var yani, bu nokta gözden kaçırmasın. Yani o ülkeyi yıllarca Saddam yönetti. Birçok da katliam yaptı. Bunlardan en büyüğü, en barizi Halepçe'dir. Bir Allah'ın kulu çıkıp da Sünni Saddam Malik, demedi. Burada bir şey soracağım Malik sana ya. Şimdi Amerika ile ilişkiler bakımından bakarsak İran'la Amerika'nın arası yok. Bunu biliyoruz. Son ama bu Maliki de son dönem bir son ama bu yumuşama dönemi. Bunu sayma. Ta yani Saddam'a karşı Irak işgali başladığı andan itibaren. Ama şimdi Maliki de Amerikan işgali döneminde de Amerika ile uyumu içinde bir yok İran olmadı hocam. Hatta ama İran yönetiminin partisinin işgale Amerika, karşı çıktı. Ama Amerikan işgalindeki Irak'ı da yönetme durumunda oldu. Yani şimdi, en azından onunla bir uzlaşmayı sağlayabildi. Yani o varken de hükmedebildi. Şimdi burada bir terslik var. Bunu nasıl izah edeceğiz? İran'la Amerikan'ın arası hele o dönemde hiç yok. Hep böyle bir kötü şey var. Ahmet Necat dönemi sürekli. Ama şimdi burada da Irak'ta da Amerikan işgaline yani bir uyumlanabilmiş. Onu mesela Sadr gibi tutum almamış.
Bu nasıl mümkün oldu? Şimdi burada bu sorunun aydınlatılması, yanıtlanması lazım. Hocam olarak. Aslında bu soruyu, yani aynı bu soruyu İran'ın en büyük dini otoritesi Ayetullah Sistani'ye de yöneltildiler. Hatta bu konudan da suçlar da işte Ayetullah Sistani'nin Amerika'ya karşı cihat fetvası vermediğini, işte onların yanında yer aldığını falan, durum bundan ibaret değil. Şimdi Amerika'nın paldır küldür hava saldırılarıyla, ordularla, kaç milyon dolarlık operasyonla Irak işgali söz konusu. Bir reel durum var. Şii dünyasında hocam özellikle can çok önemli bir meseledir. Yani Şii itikadında mesela cihat fetvası, cihat kavramı. Mesela hiç duydunuz mu bir tane Şii alim çıksın, işte ben falanca ülkeye veya falanca gruba karşı cihat ilan ediyorum. Böyle bir şey duydunuz mu? Böyle bir şey duyamazsınız. Çünkü Şii inancına göre cihat fetvası sadece masum peygamberin ve imamların verebileceği, yani 12 imam Ehl-i Beyt'in verebileceği bir durumdur, söz konusudur. Bu yüzden Şii dünyasında cihat fetvası, yani onlar da yok şimdi hücuma yönelik, yani hücuma yönelik bir cihat fetvası söz konusu değildir. Savunma cihadı vardır. Bugün de Ayetullah Sistani'nin yaptığı odur. Savunma cihadı verildi. Ya bu Türkiye'de mesela bu olay şey diye hemen lanse edildi. Sünni Şii çatışmasını işte körüklüyor Ayetullah Sistani vesaire. İran böyle bir realitesi var. Amerika tarafından işgal edilmiş ve girmişler. Şu anda onlara karşı olan bir saldırı, tabii ki kendi namuslarını, canlarını korumak için silaha dağıldılar. Bunların en büyük örneği Şiiler içerisindeki saldırı grubudur. Şiddetli çatışmalara girdiler. Hatta Hazreti Ali'nin türbesine kadar saldırı grubu sığındı. Ayetullah Sistani zaten orada devreye girdi. Yani Amerika saldırı yüzünden, yani saldırı grubu yüzünden belki de Irak'taki bütün Şiileri kılıçtan geçirecekti, yani öldürecekti, darmadağın edecekti, büyük bir darbe vuracaktı. Ayetullah Sistani burada frene bastı. Dedi ki yani sen Amerika'yı, Şiileri Amerika'nın önüne canlı hedef olarak sunuyoruz. Yani bu toplumu riske atıyorsun, tehlikeye atıyorsun. Hepsi öldürülecek. Masum insanların hepsi öldürülecek. Yapma bunu ve ondan sonraki bu süreç gelişti zaten. Şimdi Maliki hükümeti başa geldiği zaman hocam. Çaresizdi yani. Çaresiz bir çıkar yolu yoktu yani. Keşke Amerikan işgali olmasaydı. Zaten hocam Amerikan işgalinden önce yani Saddam rejimi devrilmek üzereydi. İşgalden birkaç yıl önce 15 Şaban direnişi diye bir olay oldu. Bilmiyorum Türkiye basında yansıdım ama çok ciddi Sünnisiyle, Şiisiyle, Kürdüyle bir büyük bir mukaveme gerçekleşti. Saddam gidecek zaten. Devrilecekti. Amerika da bunu sezdi. Ve ondan sonra kendi piyonlarını koyup, petrolünü garantileyip bir şekilde oyunlarını orada düzmek için işgali gerçekleştirdi. Ve Saddam'ı da bir şekilde idam ettirdi. İşte aralarındaki kimileri danışıklı dövüş olduğunu söyleniyor. Yani Saddam'ın Amerika'yı, Irak'ı Amerika'ya teslim ettiği söyleniyor. Maliki zor durumdaydı. Zaten Maliki değildi. Amerikan işgalinden sonra İbrahim Caferi'ydi. İbrahim Caferi'yi hocam, Irak muhalefeti aynı şu anda Maliki'ye yapıldığı gibi büyük oranda karşı çıktı. İşte yapamıyorsun, yönetemiyorsun, ülkenin birliğini sağlayamıyorsun vesaire vesaire vesaire. Maliki de bir isim önerdi. Dedik. O zaman Caferi de, İbrahim Caferi de bir isim önerdi. Maliki geçsin dedi o zaman. Ve Maliki geçtikten sonra dediğim gibi Irak'ta yaptığı tek iş İran ulusal bir devlet olması için attığı adımlardı. Ve sadece Sünnilerin önüne taş koymadı. Şiilerin de önüne taş koydu. Bütün bağımsız hareket eden örgütlerle mücadeleye girişti. Ve bugün Maliki eğer gerçekten de diktatör bir yapıya sahip olsaydı, o hükümet diktatör bir yapıya sahip olsaydı, Musul'un şu anda neredeyse %90'ı Sünni. Saddam bunu defalarca yaptı. Saddam Kerbela'da, Necef'te ayaklanma olduğu zaman Şiilerin üzerine defalarca bomba yağdırdı. Kürtler, hiçbir şeyi, masum Kürtler Halepçe'de, sivil halk ellerinde silah bile yoktu. Saddam'ın yaptıkları ortada. Halepçe katliamını gerçekleştirdi. Yani Maliki eğer zalim bir insan olsaydı, gerçekten de Şii bir diktatör olsaydı, Musul Sünni bir kent. Bombaları yağdırırdı, elinde mazeret de var, IŞİD tarafından işgal edilmiş. Yerle bir ederdi işi, kendi otoritesini kuvvetlendirirdi. Ama Irak'ın içerisinde şu anda bir ihanet var. Ve bu ihanet birçok makamı kapsıyor. Burada dillendirmek istemiyorum yani. Bağdat hükümetinin gözünde mesela bu işin içerisinde Kürt yönetiminin olduğu da söyleniyor. Tam onu soracaktım ben de. Yani orada da bir böyle büyük bir tehdit var ama uyum yok gibi. İşte karşı savaşalım dedik. Maliki yanaşmadı. Gel savunalım dedi. Kürt yönetiminden, Barzani yönetiminden gelen şeyler genelde böyle. Ama Barzani'nin mesela 3 gün önce açıklaması Maliki Irak, yani Maliki başta olduğu sürece biz savaşmayacağız diye El Cezire'de haber geçti. Şimdi böyle bir yaklaşım da var. İŞİD'le savaşmayacağız dedi.
Yani Maliki başta olduğu sürece, yani Maliki eğer adaylığını koyarsa biz IŞİD'le savaşmayacağız diye bir haber geçti. El Cezire bunu geçirdi. Ama savaşıyorlar şimdi, şey var. Çatışma şimdi var. Yani. Bölgede çatışma da var. Açıklamak gerekir. Yani Maliki olduğu sürece savaşmayacağız değil. Bir bütün olarak Sünni bölgelere girip bir savaş yürütme niyet ve amacımız yoktur diyor Kürt yönetimi. Bunu açık söylüyor. Yani bunu Maliki'ye bağlı Maliki olarak... Maliki hükümetinde de yok galiba. Bu Maliki hükümetine dönük bir yaklaşım olarak da değil. Yani esasen Maliki'nin Irak'ı kötü yönettiği ve bugünkü tablonun müsebbi olduğunu söylüyor. Ama Kürtlerin bu aşamada bir bütün olarak Irak ordusunun yapamadığını, kendi güçleriyle yapmasının mümkün olmadığını herkesin görmesi gerektiğini ve dolayısıyla bizim yapabileceğimiz en fazla şey Kürt bölgesini denetim altına almak, en nihayetinde Kürt bölgesini korumaktır. Bizim zaten diyor hukuki sorumluluğumuz da oraya kadardı. Onun ötesinde Irak'ta geniş tabanlı bir uzlaşı hükümeti oluşur ve uzlaşı hükümeti tüm Irak'ın bütününü kapsayan bir yapılanma içerisine girerse elbette ortak politikayı birlikte geliştirebiliriz ve o zaman biz Irak'ın diğer bölgelerini de birlikte savunabiliriz. Ama deyim yerindeyse kimse Kürtlerden tutup işte Musul'a girmeyi, bilmem diğer bölgelere girmeyi ve hocam, başkaları adına orada tepkiçilik yapmayı beklemesin. Hocam, ben bugüne kadar Barzani'nin açıklamalarının hiçbirinde ulusalcı bir yaklaşım görmedim. Hatta ben söyleyeyim ama şimdi. Neçirvan Barzani bu olayların ilk haftasında kalktı dedi ki Irak'ta artık geri dönüşü bakın, mümkün olmayan bir yola girilmiştir. Bir şey Irak'ta Sünni bakın, devleti bakın. Kurulmak zorundadır. Bu Irak'a parçalanmıştı. Başka bir şey diyeyim. Ama. Bugün çok açık ve somut dedikleri Sünni devleti kurulmak zorunda değil. 10 Haziran'dan sonra artık Irak'ın eski Irak olmadığını bilmek lazım. Ta başından beri bunu yalnız o değil. Kürdistan Yurtseverler Birliği yöneticileri de söylüyor. Goran Hareketi yöneticileri de söylüyor. Yani Irak'taki realite artık belli ki her topluluğun kendi bulunduğu alanda kendisini yönetebileceği bir yeni yönetim anlayışı geliştirmek gerekir. Yani i̇şte hocam, ABD'nin başından beri... Buna Sünni devleti mi diyor? Nasıl diyor? Yani Şiilerin bölgesi, yani. Sünnilerin bölgesi, Kürtlerin bölgesi çok lokalize olmuştur ve birbirinden ayrılmıştır. Bunları zorla bir araya getirip bunlar üzerinden üniter bir yapı kurmak mümkün değildir. Var olan topluluklar kendilerini özgürce yönetebilecekleri yeni bir Irak yapı. Bu ne olabilir? Bu Irak'ın yani parçalanarak... Bak başka bir şey diyeyim. Bu Irak parçalanarak üç ayrı devlet de olabilir. Yani orada kan gövdeyi götürecek ise olacaklardan biri bu ise bunu desteklemek ama bunun yanı sıra IŞİD gibi bir yapılanmanın orada bertaraf edilmesi Sünnilerin tekrar yeniden kendilerini yönetebilecekleri bir alana çekilmesi gerekir. Ya da yani özellik gibi mi? Nasıl? Özellik gibi mi? Devlet. Parçalanabilir de. Ayrı devlet de çıkabilir. Ya da bir bütün olarak bunların her birini konfederal bir şekilde artık federasyonu da karşılayamayacak. Konfederal bir şekilde meydana gel. Mesela bir şeyi göz ardı ediyoruz. 2004'te Irak Anayasası yazılmaya başladığında tartışılan en önemli noktalardan biri Irak'taki federasyondur. Ve federasyon tartışılırken Kürtler ısrarla ve inatla federasyonun yalnız Kürtler ve Araplar arasında olmaması gerektiğini söylediler. Federasyonun Kürtler, Şii Araplar ve Sünni Araplar üzerinden olması, üçlü bir yapılanma üzerinden olması gerektiğini söylediler. Ama Araplar, biz Arap toplumu olarak Şiiler ve Sünniler tek bir yapılanma birlikte yaşayabiliriz dediler. Bugün ortaya çıkan onun becerilemediği, yapılamadığıdır. Dolayısıyla Kürtlerle federasyon, şu anda Irak bir federal cumhuriyet. Ya Irak bir federasyon devleti. Anayasası, Irak anayasasında diyor ki Irak Araplardan ve Kürtlerden oluşur. Ama mesela Kürtlerin o zamanki önerisi bu değildi. Sünnilerin o zamanki tablosunu bile o günden fark edebilmişlerdi. Ama en nihayetinde bunu beceremediler. Şimdi o günden bugüne bakın. Yani Irak parlamentosunda Kürtlerin zaten çoğunluğu bir şekliyle tam anlamıyla belirleyici değil. Yani 70-72 tane, 73 tane, 68 tane zaman zaman milletvekili çıkarıyorlar. Irak parlamentosundaki milletvekillerin önemli bir bölümü Şii. Yani ağırlıkla Şii ve Şiiler her zaman bir şekliyle o çoğunluk içerisinde olmalı. Geçmişte tablo farklıydı. Niye? Çünkü Saddam azınlıktı ve buna rağmen Irak'ta diktatöryal bir rejimle hükmünü kurmuştu. Şimdi çoğunlukta olan Şiiler ve Şiiler Irak parlamentosunda her türlü şeyi yapabilecek tablo içerisinde. Yani o yönetimi tamamıyla götürebilecek tablo içerisindeydiler. Bunların hiçbirini o günden bugüne sağlıklı bir şekilde götüremediler. Kürtler açısından bakarsanız, Kürtler açısından 2004'ten sonra Irak tablosu içerisinde oluşan bir yönetsel anlayışa varmadılar. 1991'den sonra Kürtler o 36. paralel mahiyetinde ortaya çıkan tabloyu değerlendiriyor. Bir şey daha, iyi yönetilmiş bir Irak.
Anayasada yazıyor, 2007'de alınmış bir karar, referandum yapılması ve tartışmalı bölgelerin hangi bölgeye dahil olacağının referandumla belirlenmesi statüsüne. O günden bu yana 5 kez erteleme yapıldı. Son 2 yıldır da fiilen Maliki hükümeti mesela bunu yaptırtmıyor. Yani o bölgelerin referandumla sonuçlarının, statülerinin tespit edilmesini yap. Tüm bunlar zaten sorunları biriktirdi. Petrol krizi konusunda Irak Mahkemesi bile karar aldı en sonunda. Yani Petrol Bakanı Aşti Evrami'nin açıkladığı şey. Yani o bile sonuçta Kürtlerin kendi petrollerini Irak Anayasası'na göre pazarlayabileceği Irak Anayasa Mahkemesi'nin kararı verdi. Ama buna rağmen fiilen bunları engelleme girişimi içerdi. Şimdi bunların hepsi zaman içerisinde güvensizlik yarattı. Güvensizlik ilişkileri kopardı. O ilişkilerin kopması seviyesinde mahiyetinde de sonuçta ilişkiler gerildi. Şimdi bir şeyi daha anımsayalım. Mesela petrol krizi ortaya çıktığında defalarca Irak Başbakanı sıfatıyla, Irak Kürdistan Bölge Başbakanı sıfatıyla Neçirvan Barzani Bağdat'a gitti. Maliki ile yüz yüze onlarca kez heyetler şeklinde görüştüler ama hiçbirinde adım atamadılar, ilerleme sağlayamadılar. İlerleme sağladıkları noktalarda da tekrar yeniden hükümetin sekteye, yani merkezi hükümetin sektesiyle o ilişkiler gelişemedi. Ortaya çıkan tabloların hepsi fiili durumlar neticesinde oluştu. Oysa iyi bir yönetim bu fiili durumların ortaya çıkmasını önleyebilir. Irak'ın hele özellikle bu son bunun deneyimlerde... Bunun bir ihtimali var mı? Şimdi şu dediğin iyi yönetim. Yani bugün itibariyle düşünürseniz benim oraya gelmekte yarar var belki. Son bir hafta 3 kenti dolaştım. Kerkük'te 2 gün kaldım, Doğuk'ta 2 gün kaldım, Erbil'de 2 gün kaldım ama Kerkük'teki tablo üzerinden özellikle değerlendireyim. Kerkük'te hiç Kürdistan Demokrat Partililerle görüşmedim. Yani özellikle görüşmedim. Niye diğerleriyle görüşüp onların tablosunu aldım. Doğuk ve Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi'nden olan insanlarla da yöneticilerle de görüştüm. Ama Kerkük'te diğer partiler ne düşünüyor? İyi, güzel Kürdistan Demokrat Partisi Türkiye ile ilişki geliştirmiş, hadi petrol pazarlıyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin öyle bir hesabı yok. Goran Hareketi'nin öyle bir hesabı yok. Diğer illi ufaklı yapıların öyle bir hesabı yok. Onlarla da görüştüğümde açık dedikleri şey şuydu. Açık dedikleri Kürdistan Yurtseverler Birliği'nde, Goran Hareketi'nde, Kürdistan İki Büyük Partisi. Bu işlerin tümünün müsebbibi Goran ve Maliki hükümetinin kendisidir diyor. Yani eğer Maliki hükümeti baştan beri kapsayıcı bir anlayışla yönetimi gerçekleştirmiş olsaydı bugün bunların birçoğu yaşanmamış olabilirdi. Bugünden sonra ne yapmak lazım? Bugünden sonra iki ihtimalimiz var. Ya Irak bir bütün olarak üç bölgeye parçalanacak ya da Irak bir bütün olarak kalacak ama üç bölge gevşek konfederal bağlarla birbirine bağlı olarak sürdürecek. Peki, bu tabloda hiç Suriye'yi devreye almadan bir şey söylüyorsun. Yani ama IŞİD'in eğer yönetimde IŞİD'in olduğunu düşünürsek şu an ele geçirdiği yerlerde aynı zamanda Suriye ile arasında bir sınır gözetmiyor. IŞİD'i, daha farklı bir şey. Hayır hepsinin ortak vurguladığı nokta Orta Doğu'da IŞİD olduğu sürece bu sorunlar çözülmez. Yani IŞİD'i bir şekilde bertaraf zaten edebilecek. Denklemde bir yere koymuyoruz. Yani hiçbir şekilde siyasal denklemin içerisinde hiç kimse IŞİD'i koymuyor. IŞİD'le birlikte bir siyasal denklem içerisinde olmaktan söz etmiyor. Ama IŞİD'i yalnızlaştırmak için öncelikle IŞİD'le birlikte hareket eden Sünni tabanı almak lazım geriye. Yani bir şekilde o Sünnileri tekrar yeniden yönetimin içerisine katmak lazım. Yani parçalansa da Irak bunu yapmak lazım. Konfederal olsa da bunu yapmak lazım. Hakeza IŞİD'in zaten bir başka risk daha var. Yani IŞİD diyelim ki hadi önümüzdeki süre içerisinde Malik Bey'in de dediği gibi eğer işte 3 ay sonra Maliki hükümeti geldi, girdi, IŞİD'i tekrar o güçle dünyanın topuna IŞİD gidecek başka bir yerde aynı belayı sürdürecek. Yani yanı başımızda Rojava'da yapacak. Hakeza bugün yine Kobani'ye çok büyük bir saldırı başlatmış. Yani Kobani'de diğer taraftan IŞİD başlatmış. Şengal yöresinde ciddi riskler altında olan 20 YPG. Yani yeni öldü, yeni katliamlar ortaya çıkarsa, yeni Halepçeler yaşanırsa şaşırmamak gerekir. Çünkü işte aynı zamanda kitlesel imha silahları da bu aşamada elde etmiş. Rakka'da dün yaptığı askeri törendeki koca Sukut füzelerini gördünüz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu ayrı bir şey ama çalışan birçok kitle imha silahının olduğunu biliyoruz. Yani sonuçta kimyasal silah aman aman bir Sukut füzesi kadar zor elde edilebilecek bir silah değil. Yani daha rahat elde edilebilecek silahlar. Yani Orta Doğu
IŞİD belasıyla birlikte büyük bir riskle karşı karşıya. Dolayısıyla burada iktidar kavgalarından öte bir şeyi tasarlamak ve düşünmek lazım. Yani iktidar kavgaları sürdüğü yani sürece... Bunun için bir konsensüs sağlamak lazım. Sen onu mümkün görüyor musun? Yani İran, ya hatta Suriye'nin... Yalnız başına Kürtlerle Araplar arasında ya da Şiiler arasında ortaya çıkacak bir konsensüs olmaz. Maliki'yle olacak bir konsensüs üzerinden olmaz. Yani daha geniş, daha kapsayıcı bir konsensüs üzerinden yürümek lazım. Yani burada mesela özellikle Birleşmiş Milletler'e çok ciddi önemli görevler düşüyor. Ama şimdiye kadar Birleşmiş Milletler 91'den bu yana kadar Irak'ta hiçbir zaman ABD'nin sözünden dışarı çıkmadı. Diğer batılı devletler hakeza yine benzeri bir tablo içerisinde yani ABD'nin... Olsa olsa Amerikancı bir şeyle olabilir. Ha, ABD'nin yürüdüğü eksenler üzerinden yürüdü. Yani bu tabloyu değiştirecek yeni bir şey lazım. İşte Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve benzeri yapılar şimdiye kadar üstten bir başka politikayı savunurken alttan başka şeyler yaptılar. Yani bu kadar silah, işte biraz önce Melik Bey de diyor, 2 trilyon dolarlık silahı alan Suudi Arabistan, trilyonlarca, milyarlarca dolarlık yatırımları olan Katar, askeri anlamda yatırımları olan Katar, bunları nereye gönderdi hep? Bunlar Orta Doğu'da işte bu örgütlerin altyapıları. Şimdi 480... Saydığım ülkeler aynı zamanda Batı'nın en sıkı müttefikleri. En yani Amerika'nın. Yani... Evet. Türkiye'de öyle ama... Türkiye açısından da öyle yani, ama bunlar işte bu şekilde de karşı karşıya gelir. O zaman yani Türkiye yürüttüğü politikaların hiçbirini ABD'nin onayıyla mı yürüttü? ABD ile de bu politikalar nedeniyle karşı karşıya geldi. Genel çerçevede bir şey vardır, o kadar. ABD ile de karşı karşıya geldi yani niyetle. ABD defalarca yaptığı açıklamada Türkiye üzerinden işte terör örgütü elemanlarının oraya gitmesinin ciddi bir risk olduğunu ve Türkiye'nin bu diplomatik dilde söylenmiş bir şeydir. Ama diğer taraftan düz okumasını yaparsak, ya işte bu yardımları yapma onlara. Bunları yaparsan senin de benim de başıma bela olur derdi. Ben niyetli ortaya çıkartmamız da bu. Parantez açmak istiyorum hocam, affına sığınarak. Yani Maliki hükümetine bindirilen bir şey var. Yani Irak'taki sanki IŞİD'i Maliki getirmiş oraya koymuş. Zaten bizim basında da böyle bir şey çıkmıştı. İşte IŞİD'in arkasında Maliki var. Türkiye ile işte Kuzey Irak'ın arasındaki ilişkileri baltalamak için Maliki tarafından destek verildi vesaire falan filan. Şimdi benim anlamadığım, gerçekten anlamakta zorluk çektiğim, yani Irak'ta sürekli bombalarla patlatılanlar Şiiler. Saddam zamanında sürekli ezilenler, sürgüne gönderilenler, öldürülenler, büyük liderini öldürenler Şiiler. Ve şu anda da nüfusun, yani bu demokrasiyle yönetiliyor ve demokrasinin kanunudur bu. Çoğunluk üste gelecektir. Irak'ta Şiiler çoğunluk, yani bunun başka bir alternatif yok. Orada kurulacak hükümet, orada kurulacak sistem Şiilerin çoğunluğunda olduğu bir sistem olacaktır. Bunun başka bir çıkarı yok. Yani Türkiye'de siz... Bu dediğin şeye Sünniler razı değil ve... Sadece Bağızcı Sünniler. Hayır. Bağızcı Sünniler. Şu anki yani, tabloyu söylüyorum ben. Şu anki yani, tablo da öyle aslında. Yani oradaki ben size ne dedim? Tamam, şöyle özetleyeyim. Şu an IŞİD'le birlikte davrananların oluşturduğu bir şey var. Askeri gücü de olan bir fiili yönetim var. Bu Kürdistan özerk. Onlar bu tabloya ikna olmadan bu nasıl olacak? İstersen %65'li, %75 olsun. Yani Irak Anayasası da var orta yerde, özellikle Kürtlerle ilgili. Ama orada talep Sünnileri de kapsaması yönünde. Bu fikirle gidildiğinde de patlıyor gibi görünüyor. Sünnilerin zaten böyle bir sıkıntısı yok gibi. Yani Irak'ta dediğim gibi yani 10 tane bakanlık Sünnilerin elinde. Kaç tane bakanlık var Irak'ta? Bunların yarısından çoğu neredeyse Sünnilerin elinde. Musul bir ayrı bir vilayettir mesela, eyalettir. Musul'un valisi Sünnidir. Musul'un birimleri Sünnidir. Yani o yöreler zaten Sünniler tarafından yönetilmekte ve Sünniler istedikleri gibi orada davranabilmektedir. Ama yürümedi işte ama. Kürdistan federal bir bölgedir ama bir devlet gibi hareket etmektedir. Ama yürümedi ya işte. Şimdi bu duruma geldi. Yürümemesinin sebebi nedir mesela? Bunları konuşursak eğer bugün işi de anlayabiliriz. Yani Iraklıların dediğine göre ki bundan bir yaklaşık 2 ay önce Kasım Ata, Irak ordusu operasyonlar komutanı, elimizde ciddi deliller var ki bazı ülkeler ülkemizdeki terör örgütlerini destekleyip maddi silah yardım yapıyor. Türkiye işte canım, kesin. Türkiye, Arabistan, açıklayacaklardı ki IŞİD olayı patlak verdi. Şimdi bir yönetimin, bir hükümetin o ülkeyi yönettiğinin en güzel göstergesi toplumsal sosyal huzuru sağlamasıdır. Bugün Bağdat'a gittiniz mi bilmiyorum ama Bağdat adeta bir kalelerle, duvarlarla kaplı bir şehir. Şehir görüntüsünden uzak. Her taraf cezaevine benziyor. Bunun da sebebi her gün Bağdat'ta günde 2 defa patlatılan bombalar. Bu bombaları kim patlatıyor? Bunları şey kim nasıl? Basra falan oralar nasıl? Necef. Basra, Necef, Kerbela, Şiilerin
çoğunluğuna sahip olduğu yerlerde hiçbir patlama olayları yok. Tek tük şehrin dışında, şehir merkezinde bir şey yok. Hiçbir sorun yok. Mesela Maliki'ye bazı gruplar, Sünni gruplar düşmanlık beslediler. İşte bizi mahallelerimizden aldılar, yerimizi değiştirdiler vesaire. Bunun sebepleri de var. Yani Maliki hükümeti mesela Bağdat'ta intihar saldırısı oluyor. Nerede? İşte bombacı nereden gelmiş? Sünni mahallesinden. Yani o bütün Sünnileri kastetmiyorum. Bağdatçı, o zihniyete, yani Suudlarla işbirliği yapan Sünniler. Maliki heyet gönderiyor. Yapmayın kardeşim, bak kaç tane adam öldü. Burası yani bizim vatanımız, milletimiz. Yapmayın böyle şeyler. Yani bunları kendi içinize barındırmayın. Ertesi hafta bir daha, ondan sonraki hafta bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ve ondan sonra mecbur olarak oranın nüfusunu değiştirmek zorunda. İnsanlar ölüyor çünkü. Nereye gönderiyor onları? Onları genelde işte bu Sünni bölgelerin yoğun olduğu yerlere, mahallelere yerleştiriyor. Ve hiçbir şekilde mağduriyet yapmadan o bölgeyi kapatıyor. Mesela orada konuştuğumuz Iraklılar, birçok ordu mensubunun veya işte emniyet teşkilatı mensubunun patlama olaylarında göz yumduğunu ve Maliki'nin de bunu tespit ettikten sonra onları görevden aldığını ve bu olaydan sonra da işte Maliki'nin işte Sünnicilik yapıyor, Şiicilik yapıyor. Yani bizim Irak'ta mesela biz Avşuri Hristiyanların lideri Yunadim Kenna ile görüştük. Hristiyandır, Müslüman da değil ama Irak'ın bir vatandaşıdır. Onun konuşmalarında bile, ben az önce Mustafa abiye de söyledim yayından önce, onların konuşmaları, röportajlarımız var. Ben gelecek hafta da gönderirim eğer benzer program olursa. Burada kendiniz de yayınlayabilirsiniz. Onların düşünceleri, yani bir Hristiyan Iraklı'nın düşünceleri. Bizim tabii ki diyor burada insani olarak veya toplumsal olarak sıkıntılarımız var, haklarımız var. Allah'ını severseniz yani Türkiye'de yok mu? Türkiye Irak'tan 100 yıl belki de ötede bir ülke. Türkiye'de insan hakları sorunu yok mu? Çok. Türkiye'de siyasi sorunlar yok mu? Türkiye'de benzer birçok hukuk sorunları yok mu? Bir sürü. Belki otursak sabaha kadar program yaparız. Mezhep sorunları da var. Irak gibi bir ülke 30 yıl boyunca Saddam tarafından yönetilmiş, gaddarca yönetilmiş, hiçbir şekilde sosyal, demokratik, hiçbir şekilde özgürlüklerin olmadığı bir ülke. Ardından Amerika işgali, yani ülkenin tabiri yerindeyse af buyurun anasını ağlatılmış ve ondan sonra da Amerika'nın işte yarattığı ve Amerika battığı bataktan artık o öyle bir hale geldi ki artık ben gidiyorum başınızın çaresine bakın denildi. Ve Maliki de artık bir şekilde hükümet kurmaya çalıştı. 2003 yılından beri Sünni grupların Irak'ta tamamı muhalefet. Geçen gün yine İyad Allavi, Irak'ı koalisyonu başkanı. Şu anda yapılacak, işte kurulacak hükümette yer almayacaklarını ilan ettiler. Yani şu anda Irak bir bölünmenin eşiğinde. Şu anda Irak bir tehlikenin eşiğinde. Ve şu anda söylemlerin tamamı birleştirici, vatan olan bir unsur olması lazım. Yarar yok mu? Sonuçlarla... Ama senin anlattığın tablodan da, pardon Fehim abi, şey çıkıyor ya, hani... Sünni grupların hepsi muhalefet. Şöyle hepsi değil, yok. Derken hani sonuçta duygu olarak bölündü ve başka bir şey oldu. Bunun çözümü olarak da sen Maliki rejiminin hakim olması dışında bir şey Maliki adım rejimi, atılması gerekmiyor. Hayır hayır, bak Maliki rejiminin yani tamamıyla bütün ayakları Şiilerden oluşmuyor. Hmm. Ben az önce ben bir şey söylemiştim, bak dikkat edin. Sadr grubuna, Şii Sadr grubuna karşı operasyon Sünnilerle yapıldı. Evet. Sünni askerlerle yapıldı. Yani oradaki birimler vesaire, Petrol Bakanlığı gibi Irak'ın can damarı yakın zamana kadar Sünnilerin elindeydi. Yani böyle bir şey söz konusu değil Irak'ta. Sünnilik, Şiilik söz konusu değil. Biz orada ben Halid el-Mulla ile konuştuğumuz zaman, keşke getirseydim bu VTR'yi. Onun kendisi söylüyor, diyor ki siz bizi Sünni, Şii olarak ayırıyorsunuz. Biz Iraklıyız. Hristiyanlar, işte Yunadim Kenna, Avşuri lider. Diyor ki Ayetullah Sistani cihat fetvası verdikten sonra halk orduya gönüllü olarak katılırken biz Hristiyanlar da Hristiyan gençlerimizi orduya gönüllü olarak gönderdik. Çünkü bu mezhebi bir fetva değildi. Bu vatan savunmasıydı. Ve biz de vatanımızı savunmak için bir Şii liderin fetvasına evet dedik ve gönderdik. Sünniler de aynı şekilde. Basra alimleri de aynı şekilde. Basra alimlerinin birçok Sünni, biz yani işi de karşı bir cihat fetvası vermeye gerek duymuyoruz. Ayetullah Sistani zaten verdi. Bakın bir Şii alime lebbek diyorlar. Yani davetini kabul ediyorlar. Yani Irak'ta. Sünniler de yani. Sünniler de. Aynı şekilde Sünniler de. Röportajları var inşallah. Dediğim gibi ben bunları kanalınıza da paylaşırım. Yani Irak'taki aslında durum bir Şiilerin gözünde şu anda Sünni, Şii, Şii, Maliki falan meselesi değil. Şu anda Irak'taki Şiilerin bu olaylara baktığı durum, Irak parçalanıyor, vatan elden gidiliyor, vatan işgal ediliyor ve Irak parçalandıktan sonra da Irak bir daha kendini toparlanamayacak. Biz ne yapalım da Irak'ı parçalamayalım, tekrardan birliği kuralım. Ya Sadr'ın bile geçen gün açıklaması oldu yani.
Peki burada gene şöyle bir şey var mı? Ben senin belki hakkını alıyorum da. Şimdi bunun yöntemlerinin birisinde demin Hüseyin Işık'ın dediklerinden birisi olması. Yani ya o zaman Sünnilere kendilerini yönetme hakkı. Tıpkı Kürtler olduğu gibi. Şimdi böyle daha geniş bir özellik mi diyelim, federalizm mi diyelim? Bu temelde İran yönetilmesi. Yani Maliki tek yönetici olduğunda, çoğunluk onda olduğuna göre. Şimdi bunu yapsa olmuyor, yürümüyor işte. Yani problem çıkıyor. Sünni diyor ki kardeşim böyle olmaz. Böyle olmaz deyince ama üstüne gelip IŞİD oturuyor sonra o Sünni aşiretinin. Nasıl çözeceğiz başka türlü? Şimdi Maliki'nin tuttuğu yolda bir problem çıkmış. İlerleyemiyor, çözüm sağlanamıyor ama. Biraz önce bu sefer bölünmeye gidiyor. Demeye çalıştım yani. Şimdi kalkıp Suriye, Irak'ta bu tablonun tek başına kurtarıcısı Maliki'dir ve Maliki mutlaka olmalıdır, bu işi yürütmelidir dediğimizde de eğer Kürtler Maliki ile hükümet kurmak istemiyorsa, eğer geriye kalan parlamento çoğunun önemli bir Maliki kesimi Maliki ile hükümet ya da Maliki'nin başbakanlığını, partisinin değil ama dikkat edin, Maliki'nin başbakanlığını istemiyorlarsa o zaman oradan geniş tabanlı bir uzlaşı hükümeti çıkabilir. Bakın örnek olsun diye söylüyorum. Geçtiğimiz yıl 21 Eylül'de Kürdistan'da, Kürdistan bölgesinde seçimler yapıldı. Ve 9 ay sonra hükümeti kurabildiler. Çünkü oradaki siyasal dengeler değişti. Goran hareketi aradan çıktı. İkinci büyük parti oldu. YNK, Kürdistan Yurtseverler Birliği üçüncü parti konumuna düştü. Diğer İslami partiler geçmişten daha fazla oy almaya başladı. Anayasa gereği bakanlar kurulunda olması gereken Türkmenler ve Asürler vardı. Ezdi temsilciler vardı. Bu tablo üzerinden aylarca uğraştılar, kuramadılar ve en son hatırlarsanız yine burada demiştim yani ne yaparlarsa yapsınlar ya ortak uzlaşı hükümeti kuracaklar ya savaşacaklar. Yani bunun orta yolu yoktu, Kürtler açısından da bu yoktu. Ve en nihayetinde geçtiğimiz hemen 10 Haziran'ın aynı günü, ertesi günü hatta 11 Haziran'da hükümetin kuruluşunu yani IŞİD Musul'a girdikten baklar, bir gün sonra öyle mi oldu yani? He, bir gün sonra hükümetin kuruluşunu ilan ettiler. Parlamentoda yemin edip hükümet göreve başladı. Parlamentodaki partilerin tümünün hükümette temsilcisi var. Ezidiler var, Türkmenler var, Süryaniler var bakanlar kurulunda yer alan. Ve bunlar bunu yapmakla mükellefler. Çünkü aksi durumda ortaya çıkacak tablo kaostu. Şu anda biz burada sadece IŞİD sonrası değişen Irak değil. Belki de işte Kürdistan bölgesel yönetimi kendi içerisinde savaşını da konuşmuş olacaktım. Şimdi benzeri bir tabloyu seçim yapılmış, yeni yapılmış ve meşru bir seçimdir Irak'taki seçim. Şii Maliki'nin Dava Partisi birinci parti olarak çıkmış, büyük çoğunluğunu da almış. Evet, her ne kadar Sünniler suçlayıcı davranıp Kürtler öyle bir yönelime girmedi. İşte seçim sahtekarlıkları nedeniyle bu tablo ortaya çıkmıştır deseler bile ortaya çıkan tabloda Şii Dava Partisi'nin birinci parti olduğu belli. Ama bunun da dışında Sünnilerin ağzını açıyorsunuz en geniş tabanlı uzlaşı hükümeti. Kürtlerin ağzını açıyorsunuz Kürtistan Demokrat Partisi de dahil. Yani en bağımsızlık yanlısı görünen bunun için işte referandum yapmayı bile söyleyen Kürtistan Demokrat Partisi de geniş bir uzlaşı hükümeti kurulmalıdır diyor. Irak'ın bütününü kapsayacak ve bu sorunların tümünü masaya yatıracak. O zaman niye böylesi bir yol denenmez? Yani sadece orada Maliki'nin dışında başka bir alternatifi yok mu koca Irak toplumunun? Irak'ta yer alan tüm kesimleri. Şimdi benzer bir tablo mesela Kürdistan Yurtseverler Birliği ile Kürdistan Demokrat Partisi stratejik ortaklık üzerinden hükümet kurmuşlardı. Ama bir hareket aradan sıyrılarak gelip o stratejik ortaklığı alt üst etti ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne kardeşim sen alternatifsiz değilsin dedi. Kürdistan Demokrat Partisi'ne sen alternatifsiz değilsin dedi. Diğer İslami partilerde biz yönetimde yer almasak muhalefete çektiniz dediler. Muhalefette göze almadılar. Çünkü sistem dışına itilme riski de var. Dolayısıyla burada sistem dışına itilmeyi önlemeye dönük çabalar geliştirmek gerekir ama Maliki'nin fonksiyonu şu anda bu çabaların gelişmesine engel. Benim kanaatim bu, okumam bu tabii. Mutlaka benzer düşünmek zorunda değiliz. Elbet farklı olacak ama ortaya çıkan tablonun daha olumlu yöne gitmesi için böylesi bir zorlama içerisine girmek gerekir. Bu aynı zamanda yönetime dahil olan Sünnilere de özgüven tazeleyecektir. Onların dolayısıyla kendi bölgesel yönetimlerini kurma ve onun üzerinden Irak'ın geleceği üzerinde daha etkin olma rolünü de onlara verecektir. Şiiler hakeza
kendi içlerindeki çelişkileri yaşayacaktır. Kürtlerle onlar arasındaki çelişkiler yaşayacaktır. Yani bunlar böyle bütünlüklü bir parantez açalım. Tabii sizin aynı fikirde olmanız önemli değil de Barzani'nin, Maliki'nin ve Sünnilerin aynı fikirde olması lazım ki Irak'ta IŞİD'i def edecek bir şey olabilsin. Maliki olmayabilir de diyor. Başka bir şey. Ben Maliki derken neyi kastettiğim birey olarak onu söylemiyorum. Sonuçta o Irak'taki toplumsal güçlerin, dinamiklerin bir anlaşması lazım. Ama IŞİD gibi bir tehdit varken bile anlaşamadıkları okunuyor. Yani Barzani'nin konuşmalarından da, Maliki hükümetinden gelen şeylerde de, Sünnilerde de henüz bir Maliki'nin çabaları var ama geri dönüş, IŞİD'den vazgeçme eğilimi en azından bir arada olan gruplarda görülmüyor henüz. Haliyle o zaman burada bir konsensüs yakalanamazsa IŞİD'i yenmek de mümkün olmayabilir. Hocam, öyle bir ihtimal de yok mu? Yani durum şu anda onu gösteriyor gibi. Ama dediğim gibi Irak'ın içerisinde kesinlikle bütün Sünniler IŞİD'in yanındadır diye bir şey söz konusu değil. Yani Irak'ın içerisinde şu anda Nuri el-Maliki'ye destek veren birçok Sünni aşiret ve birçok halk yığın kitlesi var. Yani bu sorun çözmeye yetmiyor. Şu an sorun, yani şu an sorun, yani şu andaki sorun, bak Irak'taki sorun, bizim o Iraklı yetkililerle görüştüğümüzde onların kendi tabiridir. Bizim için IŞİD sorun değil. IŞİD bir örgüttür. Neyi ne olduğu belli olmayan bir örgüttür. Bunlar temizlenir. Ama bizim şu anda en büyük sorunumuz ihanet. Musul'da bir ihanet var. Silahlar bırakıldı, askerler. Çözüm olarak ne öngörüyorlar? Bir süre sonra. Maliki şöyle bir açıklama yaptı. Musul'da silahını bırakıp kaçan askerler eğer teslim olmazsa, orduya geri gelmezse yakalandıkları yerde tutuklanacaklar ve idam edilecekler. Böyle bir açıklaması var. 30 bin kişi var ya orada silah bırakıp kaçan. Maliki çağrı yapıyor. İhanet içerisindeyiz. Vatana ihanettir bu. Yani 4500 IŞİD üyesine 30 bin kişi. Ama 3,5 milyon bir kent, Sünni kent bir şekliyle bir gün içerisinde, bir hafta içerisinde bir bütün olarak Irak'ın bütünlüğünden kopmuş. Yani bu sadece IŞİD'in oraya koyduğu 1500 kişiyle olmamış. Hocam, bu orada işte. Bu orada bir Sünni tabanın onlara destek verdiği anlamına da geliyor. Dolayısıyla Maliki'nin o 30 bin askerinin için terk ettiğini, kaçtığını bilmemesi, o oranın o tabloya nasıl ulaştığını bilmemesi mümkün değil. Bunu tersine dönüştürecek politikalar lazım. Ama yok 30 bin asker gelmedi. Hadi 30 bin de gelmedi ve yakaladı ve hepsini idam etti. Ortaya çıkacak tablo bir şey değiştirmiyor ki. Benim soruyla çok ilgili değil. Benim sormaya çalıştığım şu, sürede azaldı son 5-6 dakikaya girdik. Yani Kürt yönetiminin önerdiği çözüm bir konsensüs ve birlikte Kürt yönetimi şu anda konsensüs önermiyor. Sorun burada. Açık, Fehim abinin özetlediği kısmı. Açıklamaların öyle yani refere edelim. Referandum yapalım diyor. Referandum ama aynı zamanda bir konsensüs hükümeti de söylüyor. Birlikte def edelim. Maliki'nin senin anlattığını anladım, yanılıyorsam düzelt. Biz zaten askeri olarak bunları bir biçimiyle def edeceğiz gibi bir şey var. Ama bu ikisi de ne derler? Bir öngörü. IŞİD ilerleyebilir. Yani o bölgelerin dışına çıkacağını zannetmiyorum ben. Şii bir yani Halel'le Bağdat'a hayatta yanaşamaz. İmkanı yok. Bağdat dediğim gibi kale gibi korunan bir şehir. Birçok özel timler var. Harekat timleri var. Özel askerler var. Bağdat'a yanaşamaz. Şu anda zaten IŞİD'in faaliyet gösterdiği yerler dediğim gibi 2003 yılından beri Nuri el-Maliki hükümetine veya işte Hizbut Dava Partisi'ne karşı faaliyet yürüten yerlerdi. Buradan dışına da çıkamaz. Ama Bağdat'ta da bir Sünni şeyin olduğu yer var değil mi? Yerleşim. Sünni tabii tabii biz mahallelerin, Sünni mahallelerine de gittik. Yani herhangi bir sıkıntı yok halk normal şeyinde. Onlar da IŞİD'i vatana ihanet olarak görüyorlar. Kendilerinden saymıyorlar. Onlar bizden değildir diyorlar. Birçok yaklaşık 18 tane ulema, Sünni uleması hem Basra'da hem Bağdat içerisinde IŞİD'in kendilerinden olmadığını, bu savaşın işte İran, bu olayın İran bütünlüğüne zarar veren bir durum olduğunu ve biz İran bütünlüğünü savunacağız diye birçok fetva yayınladılar, birçok açıklama yaptılar. Yani Irak'ta en azından bizim gördüğümüz Kürt hükümetinin birleştirici bir çabası olmadığı, ki Kerkük mesela biz o zaman Abbas Bayatlı Türkmen milletvekillerinden bir milletvekiliyle görüşmüştük. Mesela Musul'da veya işte Kerkük'te, Musul'un belli yerlerinde Kerkük'ün tamamındaki Irak ordusuna ait birçok askeri aracın, birçok yani pahalı olan askeri bir araçların Kürdistan bölgesine taşındığı, işte bunların anayasal şey olarak yanlış şeyler olduğunu, hatta biz resmi olmayan bir ağızla. Bir şey sorayım ben, özür dilerim araya giriyorum ama. Estağfurullah. Yani,
Musul'da hadi IŞİD vardı, bıraktı, asker kaçtı. Kerkük'ten niye asker çıktı? Niye tamamen boşalttı Kerkük'ü? Üstadım, anlaşmaya göre, yani ben açık açık anlaşmaya konuşmak istemiyorum. Anlaşmaya göre yani değil ama sonuçta o Irak ordusuna bağlı güçler, Irak ordusuna bağlı güçler Kerkük ve civarındaki IŞİD'le karşılaşılması muhtemel, savaşılması muhtemel tüm alanlardan çıktı. Yani düşünün, sözünü ettiğimiz kesimlerdeki Irak ordu güçleri neredeyse Irak ordusunun üçte birine denk gelen bir Kerkük'ü sayı. Kerkük'ü de boşalttılar. Yani Kerkük'ü boşaltıyor, Selahattin'i boşaltıyor, Tikrit'i boşaltıyor. Bilmem neredeyse o orta... Soru doğru anlaçılsın. Orada silah yani bırakıp kaçma değil, tamamen kararla geri çekilme. Hayır. Orada mı bırakıldı? Bırakıp tamamen bırakıp gidiyorlar yani. Peşmerge Kerkük'e girdiğinde tek bir Irak askeri yok orada. Kontrollü bir geri çekilme mi? Kontrollü hükümet bir yoksa geri çekilme yine değil. Musul'a, işin Musul'a girdikten sonra Selahattin ve Tikrit üzerinden Kerkük'e doğru yürümeye başlayınca bunlar boşalttı. 12 Haziran'da Kerkük'e peşmergeler girdi. Yani o bölgeyi tümüyle denetimine aldı. Şimdi hepsi mi ihanet etti bunların? Sonuçta tamam, demek ki burada bir eksiklik var. Hayır. Onu diyorum yani. Şey Malik... Bağdat'taki insanlar niye, askerler niye bırakıp kaçmadılar IŞİD olayından sonra veya diğer yerlerdeki askerler? Buradaki ihanet var ve buradaki ihanetin de Bağdat yönetiminin gözüyle söylüyorum ben. Kürtlerin de olduğu zaten işte yani IŞİD olaylarıyla beraber Kürtlerin bir fırsattan istifadeyle davranıp Kerkük'ü işgal kaçan edip... askerler Kürtler değil. Kürtler gelip kaçanların yerini doldurmuşlar. Yani anladım. İhanet ederse Kerkük'e de yapacak. İşte bu ihanetin de baş ama mimarı şu an İstanbul'da olan Tarık Haşimi ile Musul valisi, Musul parlamento başkanı Nüceyfi, yine Usame Nüceyfi. Bunların olduğu, bu üçünün olduğu ve Kerkük'te bunların de bir ihanet olduğunu, oranın olduğu, oradan boşaltıldığını, Kürtlerin de girdiğini söylüyor. Şu an işin en kolaycılığı yani. Yok. İşin ben en kolaycı yaklaşımı. Söylediğinin altını çiziyorum. Evet. Başka ne olabilir ustadım? Bir tane silah dahi, kurşun dahi çekmemişler. Savaşmayan bir şey. Bir daha şey ama kaçanların hepsi Irak ordusu güçleri ve Şii askerler. Öyle bir şey yok işte Şii hocam. Şii askerler öyle bir şey yok işte. Musul'da Şii askerler var. Sünniler çünkü askerlik yapmıyorlar ve dolayısıyla başka yerlerden gelmiş maaşıyla çalışan askerler. Kerkük'te herkes öyle. Evet. Selahattin'de öyle, Tikrit'te öyle yani. Sünni bölgesinde. Hayır. Şöyle toparlayalım. Gerçekten sona geldik. İkinizin de gittiği yerler farklı ve gözlemler ve haliyle oradakilerin fikirlerini aktarışınız da zaten Kürdistan'la mevcut Irak hükümeti arasında ciddi bir anlaşmazlık olduğu zaten. Haliyle bu koşullarda IŞİD'in defi meselesinin de çok kolay olamayacağı gibi bir sonuç çıkıyor. Yani benim çıkardığım bu tartışmada Suriye ve Rojava kısmına da gelemedik. Oralarda da çatışma sürüyor. IŞİD sonuçta sadece Irak yerleşik bir örgüt değil. Biraz konuşmalar ve çözüme hep IŞİD'siz tartıştık. Ama aksinin mümkün olabileceğini sen çok mümkün değil gibi dedin Irak hükümeti cephesinden. Sen ne dersin orada IŞİD? Bu iş kime yaradı onu konuşmadık. Bence önemli şeyler. Asıl sordum bu olayın da püf noktası orası. Yani. Kim işine yaradı? Başka bir program yapmak da gerekir. Tabii hem Irak'ı hem Kürdistan'ı hem Rojava'yı birlikte konuşunca zaman da yetmiyor. Ama esasen Rojava şu anda en riskli bölgelerden biri. Evet. Yani Şengal yöresi çok en riskli önemli bölgelerden biri. Ve Irak ordusundan elde ettikleri silahlarla çok ciddi katliamlara neden olabilecek yaklaşımlar geliştirebilirler. Ki zaten halife ilan edilen Bağdadi'nin yaptığı ilk açıklama da çok net ve somut yani. Her tarafta intikamcı davranacağız, yakacağız, yıkacağız, yok edeceğiz, katledeceğiz çok açık söyleyen bir örgütle karşı karşıyayız. Yani bunu yapabilecek durum. Onun için diyorum ısrarla ve inatla Orta Doğu'daki tüm güçler ve diğerleri yani bu beladan kurtulmak isteyenlerin hepsi bir siyasal uzlaşı ya içerisinde peki, şimdi burada en hareket azından, etmek zorunda. En azından Şii Maliki'yle, yani Şiiler diyeceğim tam yetmeyecek, Maliki diyelim. Kürtlerin şeyi aynı, bela görüyorlar. Şimdi en azından burada neden bir beraberlik oluşmuyor ya? IŞİD'i def etmek üzere bir yan yana gelme. İyi de ama sonuçta bunun Maliki'nin yönetim anlayışından kaynaklandığını söylüyorlar. Nereden kaynaklandı ama şimdi böyle bir bela var. Şundan Dava Partisi'nin içerisinden de farklı sesler çıkıyor. Yani pekala Maliki'siz bir yönetim de oluşturmak üzere ABD'yle, Fransa'yla, İngiltere'yle çeşitli biçimlerde görüşen Dava Partisi yöneticileri de var. Yani bunu Irak Kürdistan'da görüştüğümüz yöneticiler söylüyor. Yani Dava Partisi içerisinde de memnuniyetsiz olanlar var. Evet. Bu tablonun tersine dönüştürülmesini isteyenler var. Belki Maliki arkadaşım gitmiş orada farklı kesimlere sadece Maliki'ye yakın olanlarla görüşmüş ama bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen farklı algılamayın ama Saddam orada her zaman %97 ile seçildi.
hiçbir zaman %96,5 bile almadı. Hocam göstergeyi yani şimdi böyle bir tablo aynı şey. Sünniler destekliyor. Nerede? İşte Şiiler'in bulunduğu bölgelerde. Darbe yönetimi Türkiye'de yani seçim sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Yani yüzde kaçta darbe yönetiminin başa geldiği, nasıl başa geldiğini bu ölçü olamaz. Dolayısıyla orada da ortaya çıkan tabloları çok böyle demokratik, muazzam koşullar içerisinde ortaya çıkmış sonuçlar gibi değerlendirmemek gerekir. Yani orada ortaya çıkan tabloların hepsinin o baskıcı anlayışı devam ettirme ve sürdürmeyle çok yakından ilişkisi var. Yani niye koca bir Sünni toplumu tutup Bağdat hükümette bu kadar somut bir biçimde karşı olsun ki? Kürtlerin dediği ben Kürdistan'da IŞİD saldırırsa barınabilir mi? Hayır, barınamaz. Ne Kürdistan'da barınabilir ne Şiilerin bulunduğu bölgede barınabilir. Niye? Çünkü tabanı yok, destekçisi yok. Ama Sünnilerin olduğu bölgede tabanı ve destekçisi var. Açık oran veriyorlar. Musul'da diyor Sünnilerin %75'i IŞİD'i desteklemiştir. Onun için IŞİD rahat girmiştir oraya. Yani bunların hepsi önceden konuşulmuş, bilinen şeyler ama biz son anda dünya duyduktan sonra duymaya başlıyoruz Türkiye'de. Ya biz derken bu masadakiler değil kuşkusuz ama geniş bir bölüm öyle diyor. Yani uzun yıllardır ama bu işi yakından takip edenler bunu biliyor. Neredeyse konsolosluk basılınca haberimiz oldu genel olarak Türkiye'de böyle oldu. Öyle bir şey olmadı biliyorsun. Kimse de kaşırılmadı yani bizim evet, Türkiye'nin yasaları gereği öyle bir şey yok. Mustafa abi senle bitirelim, sürenin sonuna geldik. Ek bir şey varsa çok kısa alabilirim ama sen örneğin bir Amerikan müdahalesi, Batı müdahalesi, İran müdahalesi yani bir böyle bir şey bekliyor musun? Hayır, oluyor şimdi zaten en son İran kaç tane olduğunu sayısını hatırlamıyorum şimdi ama su bilmem kaç uçaklarından yolladı. Rusya'dan birlik geldi bu uçaklar, satın alındı. İran'ınki parayla yollamadı. Yardım olarak yolladı. Amerika 90 tane asker yolladı. İşte eğitim yaptıracak filan edecek Irak ordusunun organize edilmesi için. Yani bunlar zaten bir ucundan müdahale ediyorlar. Ama Amerika'dan net açıklama geliyor. Hani kara savaşı yürütmek üzere bir şey olmayacak. Ama insansız hava uçakları yollanabilir diye. Kesin şimdi Amerika'dan da Amerikan karşıtlarından da bir müdahale eğilimi, en azından duhul etme. Müdahale diye belki yorumlanmayacak, bu işe karışma şeyleri gelecek. Bu kaçınılmaz. En azından IŞİD ne İran'ın ne Amerika'nın onaylayacağı türden bir şey değil. Üstelik bu IŞİD'i göstererek her iki tarafta kendilerinin müdahil olma eğilimlerini haklı çıkaracak, meşrulaştıracak bir imkan da elde ediyorlar. Bir de böyle bir şey var. Bence bu programı devam ettirmekte fayda olacak. Yani yetmeyecek gibi. Esad'ın durumu var. Esad'ın evet. Ben buradan çok karlı çıktığını düşünüyorum. Söylendi. Rojava'nın çok zararlı çıktığını düşünüyorum. Öyle yani bu gerçekten bizim konuşmadığımız bir sürü yönleri kaldı olayın. Herhalde bunlarla ilgili bilmiyorum. Bir daha sürdürmekte fayda olabilir. Zaten gelişmeler oldukça bunları tartışmaya devam edeceğiz. Ama öyle kolay bir çözüm yok gibi görünüyor en azından. Bu masanın etrafındakilerin verdiği bilgilerden, yaptığı analizlerden öyle kolayca bu iş def edilecek gibi daha uzun süre. Sahadan bunun gelenler çözemediyse sahayı görmeyenler hiç çözemez. Ama öyle görünüyor ki yani. Amerika onaylamadan Irak'ın bölünmesi de çok olası değil. Böyle tabii bir şey de var. Hiç konuşamadığımız bir an. Türkiye bu kadar işin içinde olduğu için IŞİD'in def edilmesi bu sefer de Türkiye için ciddi bir kriz olarak ama önümüze gelecek. Halife İbrahim Türkiye'yi zaten hareket alanı ilan etti. Endülüs'ü bile etti yani. Yani o işin haritalarına gelemedik. O haritalara kalırsa zaten dünyanın ciddi bir derdi var da onu henüz gerçekçi bulmadığımız için o kadar o haritaları konuşamıyoruz. Çok aman aman böyle büyütülecek bir örgüt değil. Ya yani. Ama canım Türkiye'deki eğer İngiliz konsolosluğuna saldırmışlardı. Havaya uçurmuşlardı. Ya bu çekim yani Afganlar saldırırlar yapabilirler ama böyle aman aman işte bir devlet kuracak, devlet yönetecek bir sistem oluşacak bir örgüt değil. Taban bulamasaydılar da eğer zaten Musul'da da, Felluce'de de, Ambar'da vesaire yerlerde de bir faaliyet gösteremeyeceklerdi. Bizim evet. De halife adayımız olduğu için kolay değil burada hilafet. Bizim kendi halife adayımız var. Son olarak eklemek istediğiniz bir iki cümle varsa alayım yoksa kapatacağım. Buyurun hocam. Ya çok fazla eklenecek şey var ama kısa sürede söyleyebilecek şeyler de sınırlı ama esasen dediğim gibi yani Irak parçalansa da, konfederal de olsa, mevcut durumda korusa, esasen olması gereken uzlaşıdır. Oradaki uzlaşı
Eminim Rojava'daki IŞİD güçlerinin zayıflamasına ya da Suriye'deki IŞİD güçlerinin zayıflamasına onların da gerilemesine neden olacaktır. Belki başlangıçta o Bakuba'da yaptıkları gibi, Bakuba'dan çıkarıldıkları dönemde yaptıkları gibi çok seri ve terör eylemleri düzenlerler ama çok uzun vadeli olmaz. Kısa sürede üstesinden gelir. Ama tersi durumda giderek güçlenir ve herkesin başına bela olur. Bir örgütle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Evet. Ben de üzerine binaen yani Kürt bölgesinde zaten bir yönetimin olduğu, bir işleyişin olduğu. Yani bundan sonra da bir Kürt bölgesinde bir devlet ilan edilir mi edilmez mi oraları pek düşünmüyorum ama IŞİD gibi bir belanın hem İslam alemi için hem insanlık için böyle bir belanın Allah korusun orada bir devlet kurması, orada bir gücü oturtması yani zemin bulması demek Orta Doğu'nun felaketi demek. Kurdu. İslam devleti kuruldu ya. Yani kökleşmedi. En azından kökleşmedi hocam. Biz yaşaması bu... diyelim o zaman. Aynen. Şu anda kurdu dediği gibi hocamın. Evet. Eğer olursa Orta Doğu için felaket olacağını düşünüyorum ben böyle bir. Orta Doğu'nun bütün halkları için, bütün mezhepleri için. Mezhepleri için felaket olacağı çok. Son 3-4 kelime de bana diyeyim mi? Lütfen. 2000 civarında Türkiye'den. 4000 civarında da Türkiye'nin dışına dünyanın sair, Makedonya, bilmem Çeçenistan gibi bölgelerinden gelen bu IŞİD'çiler, militanları tümü Türkiye üzerinden geçtiler, gittiler. Bu da Türkiye hükümetine düşünmesi için, hükümet hakkında Türkiye halkının düşünmesi için temel bir soru. Kaçacaklarsa da buraya kaçacaklar. Ama yani biz gönderdik yani onları. Sonrası için de onu söylüyorum. O da bizim ciddi bu konuda politika geliştirmesi gerektiğini, Türkiye'nin gösteren, tavır alması gerektiğini gösteren bir şey. Evet, konu derin, daha da devam edecek. Başka programlarda yine hem bölgeden gözlemlerle hem masa başından yorumlarla bu işleri değerlendirmeye devam edeceğiz biz de. Biraz Gece Vardiyası'nın süresine de girdik. Bizden sonra hemen Gece Vardiyası'nda gelişmeleri izleyebilirsiniz.